ikisinden biriyle olur. Ama ikisiyle de olmayacak. Erdem, benim ilk geldiğimdeki Erdem değil. Böyle elinden tutup bu adama destek olman lazım. Neden potansiyelini kullanıp beni göndermiyorsun? Vallahi benim tek başıma işe yaramıyor. Gel diyorsam gel. Kendini hep kapalı tutuyorsun bana karşı. Seninle şu an bu evde baş başa olabilmek bana sunulabilen en büyük ödül. Böyle yapmasam aşık olurum. Benim istediğim tek şey ne biliyor musun? Biz buradan beraber çıkalım ya. Allah'ınısın, gel dans edelim. Anne. Kızlar, Ceyda böyle... bir şey konuşmak istiyor. Susar mısınız? Yılın sanki konusu gibi yani şey yaptınız, öyle bir şey. Ceyda ile anlaşk edecek şimdi. Hadi. Kahramanmaz başka. Evet Ceyda ha. Melis kraliçe seçildiğinde burada beni hani yaver olarak seçmişti ya, ben gıcık olmuştum baya. Sinir olmuştum. Evet. Devam ediyor. Tamam. Evet. Bayağı az kalmıştı, koydum. Bayağı sinir olmuştum. Hani o da sinir olmamın nedeni de tartışmamızdan dolayıydı. Hani gıcıklık olsun diye beni seçtiğini zannettim. Ama hani iyi ki seçmiş diyorum yani. İyi ki seçmiş çünkü çok eğlendim. Hani Batu'dan dolayı falan değil. Ha-ha. Orasını yanlış anlamayın. Evet, değil. Gerçekten Hı-hı. eğlendim. Tamam, yanlış anlamadık. Cidden eğlendim ya. Çok mutlu oldum hatta. İşte, hiç böyle ilk başlarda hani sinir oldum. Sinir olucu Melis'e de hani sinir olsun diye bazı hareketler falan yaptım. O da işin makarasıydı zaten. Sonradan hani eğlenceli kısma dökmeye çalıştım, anladın mı? Dün de bir şey söyledi burada Melis tek tek herkese. Ben mutsuz olduğumda hani Ayça mutsuz oluyor, Dani mutsuz oluyor, Cansel mutsuz oluyor. Mutlu olduğumda gene herkes mutlu oluyor ama bir tek beni söylememişti. Ama Nur'a emin ol, seni söylemedi. Emin ol Melis, sen mutlu olduğunda dün senin o mutluluğunu gördüm ya. O kadar çok mutlu oldum ki. O eğlendiğini gördüm ya senin. Semihli olan. Yemin ederim sana o kadar çok mutlu oldum ki. Sen burada üzüldüğünde ben de üzülüyorum. Allah yukarıda. Ama bir şey var. Belli etmiyorum, anladın bak, mı? Çok sen ne kadar kadar da tartışmış olsak da emin ol. Ben seni çok seviyorum Melis. Yemin ya, ederim sana. Kalkıp sarılın ağlayın. Ya hiç ağlamak falan değil. Ben içimden geçenleri dersin. Söyledim. Barışın artık ya, verdik. Tamam, fazla sarılmaya gerek yok. Bırakın oturun. Kızım evet, tabii yine başladık. Hakem oldu. Abartma Melis, tamam bırak. Bugün Ceyda ve Melis arasında bir dostluk barışması gördük. Ben Ceyda'ya aslında hak veriyorum. Çünkü Melis'in ismini anmaması üzerine kırılmıştı. Belki de unutmuştu Melis, bilmiyorum. Ceyda'ya karşı çok büyük bir düşmanlık hissettiğini düşünmüyorum. Ama Ceyda'cığım, burada inan bana dedin ya, hani ben seni anlayamıyorum. Melis'e karşı tavırları nasıl bu kadar değişebiliyor? Peki ya sen ne yapıyorsun diyeceğim. Ama bunu çok fazla sorgularım. Çünkü sevgi varsa vardır, bunu değiştiremezsin. Atıyorum şu an Afaki'yi konuşuyorum. Bir aday geldi bana. Afaki mi? Evet. Tamam mı? Kendini açtı. Afaki ne demek? Ortadan. Bir adayda ne oldu? Afaki ne demek diyor Adnan? Açıklasana. Yani ortadan. Yani şey, örnek boş. Verdim diyor. Boş konuşuyorum diyor. Boş konuşuyorum demiyorum. ona geliyor abi şimdi. Boş. Benim yapmıyor. Boş. Yok, sen yaptın. Yok, benim Türkçeme göre boş konuşuyorsun demek istiyorum. Tamam, senin Türkçe. Bilmem onu. Ya ortadan. Ya aynı Türkçe değil. Yanlış anlamayalım birbirimizi. Ortadan. Kardeşim senin çocuk. Afaki. Murat. Atıyorum. Neyse. Bak mikrofonunu düzelt. Misal Ali'cim. Misal bozma çocuğu diyor. Afaki konuşuyorsun evet. Şimdi konuşma bitmiştir kardeşim. Ne oldu ya? Emre tarafını belli etmiş. Nema problemi. Hayırdır birader, sana da yapsa aynısını onu da söylerdik. Bence sen şu anda ayıp ediyorsun bana. Bak. Bence de. Tarafını belli etmiş. Burada espri yapıyoruz. Şuraya gelip oturur musun? Erdem. Dur. Ayıp ediyorsun. Yancı bozuldu. Bence sen şu anda tarafını belli ettin. Erdoğan bozuldu mu? Öyle bence mi? Sen şu ben anda belli tarafını... ettiğim zaman söylerim kardeşim tarafımı. Benim ben, bir tarafım ben yok. Ben de söylerim kardeşim. Benim bu evde hiçbir zaman kimseden çekincem olmadı. Olmaz da yani bu saatten sonra. Alttan biliyorsun ama...
Alttan mı? Evet. Mesela. Yüzüne karşı şey söyledim. Seninle tamam. alakalı bir konu olsa bir şey sana söylerdim. Bu adamla alakalıydı. Bu direkt mikrofonumu düzeltirken söyledi. Zaten mikrofon açık aldı. Anladın mı? Öyle bir şey olsa adam korkusu olsa dışarıda söylerdim. Sen şanslı bir adamsın. Yanlış mıyım? Şu anda Emre'nin arkadaşı olduğun için çok fazla lüks yaşıyorsun. Bu evde daha evvelden böyle durumlarda gelen ayarların üstüne çok gidildi. Kim gitti lan? Yapma. Biz gitmedik abi. İlk haftadan gelinmedi abi. Bak benim üstüme gelindi. Yapma. Ama onun bir geçişi var. Benim üstüme gelindi. Ama şu an mesela... Lüksünü yaşıyorsun dedim şu anda. Lüksünü yaşıyorsun. Gerçekten bak Ali. Sen şu an gerçekten bak Emre'nin lüksünü yaşıyorsun. Farkına var yani. Şu an farklı bir aday olarak, Emre'nin hiç tanımadığı bir olarak gelseydin buraya şu an eziyet görecektin. Bak buna farkına var. Gerçekten söylüyorum sana bak. Emre'nin farkına var yani. Uzun ilişkinde ne kadar süredir tanıyordun sevgilini? Nasıl yani? Daha önce hani bir buçuk senelik bir ilişkin oldu evet. ya. Ne kadar süredir tanıyordun onu? İlişkiye başlayalım. Daha öncesi, sevgili olmadan öncesi ne kadar tanıdın yani? Bir ay. Bir ay. Hı-hı. Bir ayda deyip değmeyeceğine karar verdin mi peki? Evet. Semih'i ne kadardır tanıyorsun da bu kadar hemen mesela değeceğine eminim diyebiliyorsun? Ya da ne gördün onda? Nurcuğum diyorum ki ben bir ayda o adamın değmeyeceğini anlamıştım. Ama Semih'i ben burada 5 aydır tanıyorum. Ama Semih'le görüştüğün kadar onunla görüşme süren aynı değil ki. Burada o kadar fazla görüşme ben, şansın yok. Ben o adamı Semih'i gördüğüm kadar görmemiştim bile. İnsanın içinde bazı hisler hissediyorsun oluşur. Bunu. Hissedersin. Bir adamla çok fazla görüşmene de gerek olmaz. O sana öyle bir şey yapar ki, o sana öyle bir şey hissettirir ki. O yıla bedel. Der ki ben sana yani senin duygularını... Değmem der. Anladın mı? Ben senin acı çekmene değmem der. Ya da der ki bir gün bu ilişki bittiğinde sen acı çekeceksin. Evet her ilişki bittiğinde zaten acı çekilir ama bizim ilişkimiz bittiğinde acı çekmeye değmeyen bir adamım der sana. Ya da der ki ben ilişkimiz bittiğinde acı çekmeye değecek bir adamım der. Ben her zaman şöyle düşünen bir insan oldum. Çünkü neden böyle düşünen bir insan olduğumu da en başına söyleyeyim. Ben ayrılmış bir anne babanın çocuğuyum. Evet, ben de öyle. Ayrılmış anne babanın çocukları her zaman ilişkilerinin biteceğine inanır. Evet. Tamam mı? Örnek bir ilişki yok çünkü. Evet, örnek bir ilişkisi öyle. Yoktur sonsuza dek süren. Bu yüzden derler ki bir gün ayrılacağız. Bu her anne babası ayrılan çocukta vardır. Benim ilişkim bir gün bitecek psikolojisi her anne babası ayrılan çocukta vardır. Eminim. Bende var. Var mı arkadaşlar? Bende var. Sen her ilişkimde de oluyor. Sen de de var. Sen de vardır. O fobi zaten evlilik şeyi oluşuyor. Vardır bu fobi. Korku. Bende de bu fobi çok küçük yaştan beri var. Arkadaş olduk, dost olduk. Bu da Emre yüzünden. Evet, bu faktörü biliyorum. Sizin de Emre yüzünden, Emre yüzünden demeyeyim de sayesinde doğru bana söylüyorsun. Sıcak davrandığınızı, bu kadar hemen içinize aldığını farkındayım yani. Ama şöyle söyleyeyim sana, benim de gerçekten çocukluk arkadaşım buraya gelse ben de pamuklara sarardım yani açık konuşayım. Öyle baba ya. Baba şimdi ben her yere doğruya doğru ben de pamuklara sarardım. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben de Adnan'la dışarıda konuştuğum zaman Emre dedim ki taraf tutuyor. Emre'nin taraf tutması gayet normal bir şey. Neden? Adamın 12-13 senelik arkadaşı abi. Bırak da tutsun. Tutmazsan zaten sana yazık. Baba, bak, bırak, öyle bir dünya yok. Bırak, bak, şöyle yani. Söyleyeyim sana. Sen bize orada bozuldun falan filan yaptın ama sen yanlış yaptın. Ondan bırak, değil kardeşim. Yani. Bak beni bir dinle. Bak beni bir dinle. Şimdi bu adam buraya geldi mi? Eyvallah hoş gelmiş. Başımızın gözümüzün üstünde eyvallah, yere bağlar kardeşim. Şimdi ben bu adamla benim öyle bir hukukum var ki. Ben hani bir ekmeği bölüşmüşüm onunla. Tamam, anladın mı? Öyle şeyler, öyle zamanlar sana. Geçirmişim. Farkındayım. Ama farkındayım. Buraya geldiğinde şimdi bak benim de şöyle de bir kişiliğim var kardeşim. Şimdi taraf tutmak derken tabii ki de bu adamı ben çok seviyorum. Erdem'i sevmiyor değilim. Erdem'i de çok seviyorum. Ama bu işin içerisinde bir kız için ikisi de uğraşırken ben orada bu adamı başka konularda ben pamuklara sarıyorum. Kızla Nur meselesinde bilmem ne meselesinde benim işim olmaz kardeşim tamam, sonuçta. Tamam, anladın ben, mı? Ben seni mevzu ayrı biliyorum zaten. Mevzu çok ayrı. Anlıyorum. Öyle kardeşim. Ben seni analiz yani ediyorum işim zaten. Farkındayım. Ben Nur güzel. Konusunda karışmam ama diğer konularda ben bu adamı pamuklara sararım. Teraziyi güzel ayarlıyorsun. Çok güzel ayarlıyorsun yani. Ama ben de olsam ben de aynı şekilde evet. tepkimi gösteririm. Aynen öyle. Ama diğer türlü deme. Ben Semih, bak taraf tutmuyorum falan. Ben de olsam ben de aynı şeyi yaparım. Diğer türlü kendimi yerim. Nasıl yerim? İşte, Erdem buraya yersin. Geldiğinden beri ben Erdem'in Nur'la olmasını destekleyen bir insanım. Ve hali hazırda da destekliyorum. İnşallah yani başka bir aday çıkıp gelmez de ikisinden biriyle olur. Ama ikisiyle de olmayacak. Erdem'de ben bir değişiklik hissediyorum. Ya Erdem, kardeşim ben buraya geldim. İlk hafta ben buraya geldim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma.
Cumartesi, pazar, tak yedi sen evlendin. 7 gün kanka, başka yok. 7 gün. O 7 günde sen buradan elenirken dışarıda bana öyle bir sarıldın ki dedim bu nasıl bir adammış ya. Gerçekten bak aranızda en yakın bu adamı gördüm. Ama şu an Erdem öyle bir politika izliyor ki. Abi bakıyorum Erdem benim ilk geldiğimdeki Erdem değil. Ne yapıyor abi? Allah abi Allah. Bilmiyorum. İlk gel... Strateji mi yapıyor? İnsanlık değil. Bak insanlığı aynı. Karakteri neyse aynı. Söyle, neyse pozitifi, negatifi aynı. Ama Erdem'de belli bir tavırlar hissediyorum. Yo, o oluyor. Mesela abi. Oluyor. O elenip geldikten sonra çok oluyor. Yo, onu demiyorum. Onu demiyorum. Eserde de oldu. Bende de oldu. Mesela bak daha demin çıkıp gidişi Erdem'in. Biz Erdem, değil mi? Erdem'e konuşuyoruz. Ne? Çıkıp gidişi. Bunlar abi insanın... Diyorum Erdem, benim Erdem'le tamam bir yaşanmışlığım var kendimce. Sizin daha da fazla. Ama Erdem'in, benim gördüğüm Erdem'in bana yansıttığı bu değildi abi. Şu anki Erdem, Allah o anki Allah. Erdem'le çok farklı. Ne farkı var? Ne farkı var? Ne farkı var kardeşim? O anki Erdem saçtırın gelirdi dedi. Mesela. Sakal vermiyor. Yo yo abi gelirdi bana şunu dedi. Ayça ne yaparsa yapsın, hatalar da yapsa, yanlışlar da yapsa Ayça dedi Ayça'dır. Sonuna kadar dedi yanında olmaya çalış. Hatalarını gördüğün zaman bile onun yüzüne vur. Al yanına bir konuş falan hani aranız İyimser. Kötü olmasın. İyimser yaklaştı. Şimdi abi burada konuşuyoruz. Aslında Ali, Erdem. Ben Erdem'i daha fazla tanıyorum. Tabii. Ali'yi de tanıyorum. İkisini de seviyorum. Ama burada otururken abi Ali burada oturuyor. Erdem buradan kalkıyor gidiyor bize tavır alıyor. Yani üzülmeyi de göze aldığını söylüyorsun zaten artık. Bir şey demeyeceğim. Efendim, nasılsınız? Cumartesi şıklığıyla. Ay, günaydın. Beyler merhabalar. Merhaba, selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selam, nasılsınız? İyiyiz, ne yapalım? Özledim sizi. Biz de sizi çok güzel gözüküyorsunuz. Her siz de öyle her zamanki gibi. Özellikle bu cumartesi pazar çok güzel ve çok yakışıklısınız. Şimdi, Kral Kraliçelik bitti. Bugün de hafif böyle hüzünlü başladı. Kraliçemiz böyle bir dert yanıyordu, öyle değil mi? Yaverler halinden memnundu. Evet. Peki bakalım dün ben gittikten sonra neler yaşandı? Yarın zaten haftayı özetleyeceğiz izleyicilerimiz için. Kendiniz de dışarıdan izleyeceksiniz. Çünkü eleme devam ediyor. Gong daha çalmadı. Ama ondan önce bir ısınma yapalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Mesela dün dansı çok konuştuk. Yaverlerin dansını Batu ile Ceyda'nın. Batu'dan bir açıklama geldi bakalım mı? Ne yavermiş be? Hadi bakalım. Neymiş? Dedi ki biz zaten dedi bir yollara gittik daha bizim sevgiliyiz falan yaptı. Dedim hangi ara yaptı? Dün dedi konuştuk. Hangi ara? Bunu akşam dedi konuştuk falan yaptı. Kim? Bunlar oldu. Telefonla falan numaraları çoğaltı. Aynen. Aynen. Bunlar başlığımız zaten. Ben dedim kimseye dedi ki, söylemiyorum dedi ki 72 tane çocuk yapmayı düşünüyorum. Biz geri kalmışız haberimiz yok. Tontiş tontiş yanaklarını sen sevdim. Sen hoşuna bir şey söyler. Senin hoşuna gitti ha. Evet, söylüyorum. Çocuk su yapısı, cildesi falan. Evet, evet. Ha. Yanakları falan. Ne zaman konuştun? Dün gece ya başladık işte ilişkimize. Bir şey söyleyecek kızın haberi var mı bundan sen? Ablan neden? Neden mi? Hı. Herhalde beraber ilişki yaşıyoruz işte. Sen, ama niye ötmüyorsun o zaman? Ne derse desin ya. Burası da böyle platform. Suya sormadan Ceyda'ya soracağım. Ceyda'cığım, ilişki Ceyda bir sorayım. İlişkide olduğundan haberin var mı? Hayır. Ben de orada onu soruyorum. Abi dün gece ne alakası var? Ceyda Hanım, benim yayalarım benden daha hızlı çıktı vallahi. Ya, benim gerçekten ya. Söylüyorum ben. Hayırlara vesile oldunuz. Maşallahları var. Yani şimdi sen Batu ile bir ilişkiniz var, telefonda konuşmuşsunuz. Ne telefonu ya? Ne bileyim öyle diyor, tam tipiymişsin. Adnan'da ne dersen desinmiş. Senin bende telefonun var mı? Veya benim sende telefonum var mı? FaceTime'dan görüşmüşsünüz. FaceTime'dan görüşmüşsünüz. Ya ne alaka Batu, yalan söyleme bak ha. Niye yalan söylüyorsun Ceyda? Bütün gece beni arıyorsun, görüntülü konuşuyoruz. Ya ne diyorsun Batu? Vallahi beni sinir etme. Ne alakası var? Yalan ben söylüyor. Ben ortadayım. Ceyda. Abi yalan söylüyor ya. Seda Hanım. Seda Hanım. Ya hayır yalan söylüyor. Ya, yalan söylüyor. Ceyda. 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 Sen zaten böyle bir aklını başına alsan şaka yaptığını anlayacaksın. Ciddi mi alıyorsun?
Ha. Aa diyor. Allah Allah. Allah. Ya seni var ya ben bir şey demedim sana ya. Yani senin haberin olmadan ilişki yaşayabilir Batu senle. Yok ha diyor. Kafa gitti. Batu kendi kendine ilişki yaşıyor ya. Böyle. Şimdi o da yanlış anlaşılmasın yani. Ya Seda Hanım, Hazal ve Cansel o kadar tatlılar ki ya iki gündür yapıştılar yakama. İşte Ceyda'yla çok güzel olursunuz. Ceyda'dan hoşlanıyorsun, o senden hoşlanıyor. Belli etmiyorsunuz falan. Böyle devamlı birbirimize yakıştırıyorlar. En sonunda ben de Hazal'a öyle bir şey varmış gibi hareket ettim, cevap verdim. Bir de böyle Adnan ne derse desin falan böyle. Aynen o şekilde. Ben orada inanmadım zaten. Ben zaten orada inanmadım. Adnan'ı hani bir sorduk. Gördün mü Adnan'ı? Bir sorduk, bir Adnan karışmaz filan der normalde Batu. Çok saf, çok Seda Hanım. Ama safsın be Hatun. Yemin ediyorum bak yani. Buna Ceyda mı, Hazal mı? Hazal'a diyorum sen Hazal'a. Sen ne dersen o. Ben sen, safım. Seninle dalga geçmiş çocuk mutfakta. Sen de bunu yemişsin. Yani bir de üstüne üstlük VTR'lik olmuşsun yani. VTR'lik ya. Her gün oluyoruz, o bizim görevimiz. Bir şey söyleyeceğim aşkım. VTR'lik olmuşsun. Biz ama sonradan konuşmasını devam ettirdik ama siz sadece bir kısmını izlediniz. İnanmadık yani. Bir de devamı mı var bunun? Söyle, tabii tabii devamı var. Ya bu iki katı daha safsın yani. Yok hayır, inanmadığımızı belirtecek konuşmalar ya, var. Emre'cim sen ne diyorsun? Ceyda neredeyse inanıyordu ilişkide olduğuna ya, yani. Evet onun şeye ben harbiden ya. O bile inanıyordu. Ceyda'ya diyecek laf yok. Ceyda'ya diyecek laf yok. Ben yarın Ünal amca falan gelebilirdi buraya neredeyse yani. Ben o orada inanmış. Şey bile dedim aşkım. Dedim ki Ceyda'nın haberi var mı dedim ilişki yaşadığınızdan diye sordum şeye Batu'ya. Onu duydu. Hazır Batu'dan bahsediyoruz madem. Batu'yu tanıyan bir gelin adayı var. Ben Batu'yu tanırım diyor ve onun hakkında ne söylüyor bakalım. Ne oldu ama? Şey... sadece bir şeyi merak ediyorum var. Yani şimdi... Dedik ya hani işte senin adayların genelde gelen senin karakterin gibi oluyor aynı. Ama ne dedik? Sen insanlarla zaten tanıdıkça, sevdikçe açılıyorsun eğlence olarak, kafa yapısı olarak. Ondan sonra ve senin sakin karakterinle de eşleşecek karakter bence. Hani en eğlenceli olarak Batu var ya evde. Ama hani hiçbir şekilde birbirinizle ilgili bir yakınlaşma olmadı. Ama Batu'nun ağzından hani Nur kelimesi düşmüyor, Nur ismi. Çünkü o da onun istediği karakter de senin gibi bir karakter. Ve hani hep aklının bir köşesinde Nur ismi var. Yani ağzına geliyor sadece öyle diye. Ne bileyim sen niye hani Batu'yla tanıma yoluna girmeyi düşünüyorsun? Ya da Ayça diyeceksin şimdi ama Ayça olmasaydı, Ayça etiket olmasaydı Batuhan'la bir tanıma yoluna girer miydin? Ona bir adım atar mıydın? Lütfen içten söyle. Tamam. Çok fena. İçten söyle. Zaten bunu ben söylemiştim daha önce. Eğer dedim Ayça olmasaydı, daha doğrusu Ayça'yla bir ilişki yaşamış olmasaydı ben Batuhan'ı tanırdım. En baştaki isimdi belki de. Yani en baştaki, sondaki bilmiyorum ama tanıyabileceğim bir isimdi. Çünkü Batuhan'ın enerjisini seviyorum, yaklaşımını seviyorum, hareketliliğini seviyorum, espiritüel olmasını da seviyorum. Yani bunlar güzel özellikler. Benim bir erkekte arayabileceğim özellikler. Yoksa artık yeni Hint kumaşımız Batu mu oluyor? Estağfurullah. Ne dersin Batu, Nur'un bu sözlerine? İnsan olarak seviyorum. Çok şeker, çok tatlı. Böyle mi gireceksin? Söyle Ceyda. O zaman söyleme Ceyda. Ama içimde kalacak. Ya sonra çıkarırsın. Ya. Şimdi VTR izledik. Dur bir konuşalım. Tamam. Hadi bakayım. Söyle bakalım. Seda Hanım, benim için bu hayatta önce birinci olarak ailem gelir. Her zaman böyle oldu. İkinci olarak kardeşim dediğim insanlar gelir. Semi benim ailemden sonra gelen insan benim hayatımda. Eyvallah. Ve daha önceden Nur'la bir ilişkisi olmuş. Peki siz Adnan'la Semih konusunu konuştunuz mu? Hanginize en yakın yani? Semih'i paylaşamamazlık olmasın? Yok. Hani Ceyda'dan sıkıntı çıkmaz da belki Semih'ten çıkar. Yok ben Ceyda'la ilişki yaşayabilirim Seda Hanım. Eğer ki o durumlara gelirsek ben Ceyda'la ilişki yaşarım. Ha. Adnan benim arkadaşım olabilir. Ama yaşasam yaşarım. Nur'la... Semih'le yakınlığımdan dolayı, ona Ayça'yla yakınlığından dolayı benimle yaşayamıyor ise çok yoğun duygular hissetsem bile ki öyle bir şey yok. Nur'la yaşamazdım, içime atardım, gömerdim. Bunları da konuşturtmazdım. Ne farkı var? Şimdi Adnan'ı mı daha çok seviyorsun, Semih'i mi daha çok seviyorsun? Fark o mu? Yoksa ikisi de ayrılmış fark çiftler? Fark o değil Seda Hanım. Semih benim ailemden sonra gelen bir insan.
Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun. Yani Adnan daha çok seviyorum. Adnan, Adnan da çok sevdiğim bir insan. Bana saygısı var Seda Hanım en azından. Evet. Karşı Adnan'a da saygısı var. Bak, yok yok, saygım var. Ya ama bir şey söyleyeceğim Semih. Rica etse, duygu bu, önüne geçemedim dese. Zaten burada siz ne yaşadınız Seda belli. Hanım, Seda Hanım. Çok yoğun, pardon kanka, çok yoğun bir şeyler zaten hissetsem Nur'a karşı. Bu anlamda aşk hissetsem, beynimde tamamen Nur olsa Semih'in karşısına çıkarım. Derim ki kardeşim, sen bu insanla bir ilişki yaşadın. Eyvallah abi. Tanıma yolunda gittin. Ben mutlu ama olsun derim zaten, ki ben derim yani. Bu insana aşık oldum. Eyvallah. Bu kadar da açık yürekli. Kendimce delikanlı bir çünkü insan. Çocuklar şöyle bir şey var. Bakın söylerim. Bu evde izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Yani burada ilişki yaşadım dediğimiz şey işte izleyicilerin göz önünde yaşadığınız 5-10 dakika en fazla bir tane dans. Bu değil aynen mi? Aynen öyle Seda Hanım. O yani kadar. O yüzden hani sanki 3 çocukla ayrıldın arkasından Semih'le şey yakın arkadaşıyla olduğun gibi bir durum yok. Platform da bu. Sonuç olarak burada bir duygu alışverişi yapılmış. O yüzden Ayça'ya karşı bir şey hissettiği için benim aklıma yani Ayça geliyor direkt işte. Yani o yüzden düşünemiyorum. Hiç öyle şeyler yani. Gelmesin Nurcuğum. Senin nasıl Semih geliyorsa onun da Ayça gelebilir. İşte bak aynı ama şeyleri düşünüyoruz zaten. Farkındaysan. Anladın mı? Sen nasıl Semih aklına gelecekse onu da... Evet, mesela elini tutarken Semih'in elini tutuyor gibi mi olacaksın? Ya da sen botun elini tutarken Ayça'nın elini tutuyor gibi hissedeceksin. Ya yani. Bilmiyorum Seda Hanım. Bizim Seda Hanım bizim herhalde gerçekten yetiştirilme tarzımıza göre, evet. Bize göre yanlış şeyler bunlar. Batuhan da mesela... Eski kız arkadaşına ben bir ilişki yaşayacak bir insan değilim. Batuhan da böyle bir karakter meselesi. Karakter meselesi. O. Biz delikanlı adamız. Nur karakterli bize... bir kız. Ha. Biz de karakterli bir insan olduğumuz sen için biz de yaşamalı. Sen de öylesin Ayça. Batuhan da yaşamalı. Sen de karakterli bir kızsın. Bir atlama lafa ya. Bunu sen... anlamadım ya. Niye lafa giriyorsun ki sen? Çünkü güzel bana dokundurtuyorsun ama Ayça'cığım. Ama hayır ben neden lafa sen girdiğini anlamıyorum gerçekten Batu. Gerçekten Ayça sana bir şey söylemek ya. Evet ben ya. Senin adını ağzıma almadım ya. Niye atlıyorsun? Çünkü bana lafı dokundurtuyorsun hayır, ama sen... Hayır tatlım ben Nur'a söyledim ve Semih'e söyledim bunu. Gerçekten kalbi temiz bir insansın. Evet Ayça da öyle. Ayça da öyle. Ben boşuna mı abi aşık oldum burada? Ayça da öyle. Bitmiş olabilirsin. Seda Hanım benim için bitti Ayça. Yandığı belli değil Seda'mla. Ayça işte sokak lambası gibi içime yandı. Şimdi doğru noktada yanıyor. Ne zihnimden geçiyor. Ama düşman olmamıza gerektirmez ama yaşanmış bu. Yaşanmış. Ayça çok karakterli düzgün kişilikte evet, bir insan. Evet. Bu kadar. İçeri girmek için reyting bilmem ne her şeyi yaptın veya yapıyorsunuz. Bak beni konuşturma. Krallık bitti diyorum. Üstüne dikkat etmiyorum. Ben sonra kral yokken de zaten krallık yaparım Tankut. Evet ben Emre'ye aşığım. Seviyorum. Hadi şimdi gitsene bu evden. Bu insanlar 2 ay önce sevgili nikahıydı. Senin de haberin vardı. Ve çok ciddiyim bu konuda. Hatta ben şu an bu yüzüğü parmağıma takacağım. Çekivermeden önce açıklamam gereken bir şey var. Yok, hayır, hayır. Çek kime giderse gitsin, bugün iki kişi el ediyor. Yazık, yazık var da yazık, yazık. Çok fazla sürpriz gördük, artık yeter. İnanmıyorum. Gelin adayı var ki bir tanesi hafta başından beri iyiler yanımda olsun isterim benim dedi. Bakalım kimmiş o gelin adayları. O bir şey yaptığımda ben üzülüyorum. Ben Melis'e bir laf söylediğimde ya da kütüyorum yaptığımda huzur, o da üzülüyor. Huzur bulmak için mi barıştın acaba? İşte ona demek. Ben yani şu anda bana bulaşmasın. Tankut'la bana bulaşmasın. Aman barışayım. Barışmasın. Yeter ki bulaşmasın. Hayır onunla alakası yok. Ben ama öyle dedin. Yani konuyu çekme şu anda. Ben çekmiyorum. Diyorum ki Melis'le yaptığın benim zaman... Benim Melis'le baş edebilen bir kız yani onun için barışacak gerek değil. Yok anladın mı? Ama o da huzursuz oluyor, ben de huzursuz oluyorum. Boş yere yorumlar yani yapıyoruz. Saçma saçma değil bence yani. Bana göre saçma. Senin fikrin sana göre doğrudur Ceyda. Ama Hazal diyorum.
Melis'le... Melis'i susturdu ilişkimize karışmasın diye. Saçmalamayın arkadaşlar. Şey Melis'le baş edebilecek bir kız söylemiyorum yani. Yani. Sadece mantıklı olanı yapıyorum yani aranızdaki olaylardan. Yani kötü bir şey söylemiyorum sana sadece. Ama kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun. Hayır hayır, bu çok akıllıca bir şey yok. Güzel. Ya ben mantıklı. Melis bana öyle davrandığında üzülüyorum, anladın mı? Üzüldüğüm için de ama Tankut'un yanına gittiğim zaman suratım somurtuk oluyor. Anladın mı? Ama kendi ağzına buna gerek yok. Melis'i karşımda görmek istemiyorum. Evet, Melis'i karşımda görmek istemiyorum. Ya yanımda olsun ya da olsun. Ama karşımda olmasın. Neden karşında olmasın? Üzülüyorum diyorum Ceyda. Ya onun yaptığı şeyler canımı acıtıyor. Evet, iki dostun barışmasıyla ilgili şöyle bir iddia var. Özetleyecek olursak. Onların ben kavgalarını da hatırlıyorum ama kavga öncesi küsken, hani birbirinizi görmezden geldiğiniz dönemde, seviyoruz birbirimizi ama hoşlanmıyoruz dediğinizi de hatırlıyorum. Şimdi iki ihtimal var. Ya gerçekten sevgi kazandı, sonunda birbirlerinden ayrı kalamadılar. Ya da kızların iddiaları gibi, hani aman Melis bizi eleştirmesin, biz rahat edelim. İkinize sormayacağım, önce Tankut'a soracağım. Tankut, sana göre. Seda Hanım, şimdi şöyle bir şey. Ben Melis'i zaten sevdiğim bir gelin adayı. Başından beri zaten bunu savunuyorum. Dani deseniz zaten benim bir yola girdiğim gelin adayı. İkisinin arasındaki tartışmalar beni de ister istemez üzüyordu. Arada kalıyordum ve kalışmamaya çalışıyordum elimden geldiğince. Onların arasında oluşmuş bir barış benim için avantaj. Herkes için avantaj. Çünkü boşu boşuna birbirimizi yormak zorunda kalmayacağız. Yani inanın ben Melis ile Dani arasındaki olan o kötü ilişkiden yoruluyordum. Ya beni yoruyordu bu. Peki menfaat için barışıldığına inanıyor musun? Seda Hanım, menfaat içinde olsa ne olursa olsun önemli olan barışılmış mı barışılmış. Ha, menfaat için sebebi önemli değil bence. Önemli olan sonuç burada. Yani ben şunu sormak istiyorum. Menfaat için olsun, sevgi için olsun, fikir yani akıllılık için olsun, ne olursa olsun. Önemli ben şunu sormak sonuç. İstiyorum. Melis şöyle bir karakter mi? Yani barıştı, samimi oldu. Küs olmadığı bir insanı sanki eleştirmiyor mu veya sanki onunla kavga etmiyor mu? Yok yani? Hayır, yapıyor. Bana da çok eleştirisi var Melis'in. Melis sevdikleri insanları, yani Melis kim ne görüyorsa, hak kendine göre hak nerede görüyorsa fark etmiyor. Yüzüne söylüyor. Yüzüne direkt söylüyor. Şimdi bu yönünü zaten biliyoruz. Bu aslında bir pozitif yön. Şimdi ben şunu söylüyorum. İkisinin arasındaki öyle garip bir ilişki oluşmuştu ki durup dururken birbirlerini yermeye çalışıyorlardı. Evet. Hiçbir şey yokken ortada durup dururken bir olay çıkıyordu. O onu yermeye çalışıyordu, o bunu yermeye çalışıyordu. Burada abuk subuk böyle bir enerji sarf ediliyordu. Bu da beni etkiliyordu haliyle. Çünkü Melis'i de seviyorum. Dani zaten beraber oldum yeni adayı. Yani onların ikisinin arasındaki bir barışıklık benim için bence iyi oldu. Ben ha de... geri gelir. Melis zaten söylediklerini yani düşündüklerini söyler ki zaten bunu yapıyor Melis. Melis'e yani... şunu soracağım. Melis, Dani'nin sana yanaşması veya beyaz bayrak sallaması veya sana telefon açması. Sende öyle bir şüphe uyandırdı mı? Seda Hanım, ben de kesinlikle böyle bir şüphe uyandırmadı. Çünkü Dani beni çok iyi tanıyor. Benim karşımdaki anam da olsa babam da olsa eğer ki yanlış bir hareketi varsa ben söylerim. Yani benim için kim olduğunun, ne olduğunun hiç önemi yoktur. Ben söylerim, eğer yanlış geliyorsa karşımda durur. Yanlış gelmiyorsa da doğru söylüyorsun der, yoluna bakar. Bu yüzden Dani'nin kesinlikle böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ben Dani'nin sadece sevgiyle bana yaklaştığını düşünüyorum. Ve ben de ona sevgimle yaklaşıyorum. Buna inanması gereken kişi sensin zaten. Buna inanması gereken kişi zaten benim, çok doğru söylüyorsunuz. Başkasının inanmasına gerek yok çünkü barışan kişi biziz. Beyaz bayrak zaten benim arkadaşım bana sallamış. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ve ayrıca şöyle bir şey var. Ben ayrıyken de, yani ayrıyken de dediğim hani... Küsken, aranız ilişkimiz bozukken de Dani ile şunu söylemiştim. Ben Dani'yi seviyorum. Dani de her zaman söylemişti. Ben Melis'i seviyorum diye. Biz... Küsken bile birbirimizi sevebiliyorsak eğer bugün ben bizim bir şey daha yakaladım. Bağımız vardır. Benim için üzülenler, ben üzülürsem üzülecekler arasında Cansel'in adını da saydın. O da başını öne eğdi ve başını salladı. Yani evet. Şu an aranız iyi olmasa bile sizin de sevginizi ben yakalıyorum aslında. Evet. Gerçekten Melis üzülürse üzülür müsün? Üzülürüm. Bunu duymak bile çok güzel çünkü Melis de açık açık söyledi. Çok güzel gözyaşları bunlar. Ama hiç ağlatmayacağım sizi. Uzatmayacağım da haftanın birincisini seçeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi beyler şimdilik hoşça kalın, sonra buraya gelin, ben kızları götürüyorum açıklamaya.
Evet hanımlar, bence bugün güzel bir gün. Yarını düşünmeyin şimdi. Yarın final ve maalesef gong çalmadı henüz. Veda edeceğiz birine veya birilerine. Bazen bir, bazen iki kişi artık biliyorsunuz gong yaklaştıkça. Ama bugün aranızdan seçeceğimiz isim kesinlikle en az bir hafta daha bizimle. Daha doğrusu izleyicilerimiz oylarını verdi efendim. Birincinizi seçtiniz. Onu açıklayacağım ama onların fikirlerini almamız lazım. Mehtap, sence kim olmuştur bu hafta birinci? Bence bu haftanın birincisi gönlüm Melis olsun diyor. Niye? Yeteri kadar halka oynadığını düşünüyorum. Peki sizin aranız düzeldi mi? Sen onu söyle. Aramız zaten hiç bozulmadı ki. Bizim aramızın en bozuk hali o kadar olabilir. Benim güzel dostlarımla aramın bozuk hali en fazla o olabilir. Peki. Sadece kinayi göndermeler. Halka oynama neyi kastediyorsun? Dani, Semih hangisi? Düştü. Helikopter'e bindi. Ne var? Her türlü. Ondan sonra onun dışında da şimdi bir... Yazık yani, aylardır ağlıyor, yazık. Bir kere çıkansın. Peki. Mehtap'ın gönlünden bu geçiyor. Bir de Melis'e soralım. Melis sen ne dersin? Ben. Seda Hanım, ben zaten her hafta ben diyorum. Yani hani değişiklik olsun. Klasik olacak ama ben diyorum. Bravo. Ne yapalım? Özür ama ben. Ama bu hafta büyük gelişme. Gerçekten ben diyorum. Ha, inanıyorsun. Büyük gelişme. İnanıyorum. Ama ben. Kraliçe Seda abla. Kraliçe olduğu için bunu söylüyor. Yok, Seda Hanım, kraliçe olduğum için ben olduğumu düşünmüyorum. Şundan dolayı ben olduğumu düşünüyorum. Hani bu kraliçe oylaması sonuçta farklı farklı yerlerden evet insanlara röportaj yapılarak... Tamamen hani önümüze gelen, rastgele, özellikle seçilmemiş her gruptan insana sorduk. Gördünüz zaten. Evet, evet aynen öyle. Sonuçta en yüksek oy alan gelin adaylarından biriydim. Ve şu da var. Sevgimi de ilan ettim. Evet. Aşk kazanıyorsa eğer, onu da yaşıyorum. Yani birinci olmamam için hiçbir ihtimal yok. Bravo. Bu hafta... şeyleriyle, sebepleriyle geldi Melis bize birinci evet olmak. Evet, bu sefer gerçekten o adına. Öyle mi diyorsun sen de? Ya vallahi ben de bu sefer Melis olduğunu düşünüyorum. Aynı sebeplerden. Gerçekten, aynı sebeplerden. Çenesinden bıktı bence artık birinci olacağım. Kesin çenesinden bıktı. Her hafta yalan söylüyorsam şuradan düşeyim. Hadi. Tövbe tövbe tövbe. Her hafta, her hafta tehditle söyletirdim. Vallahi bu hafta tehdit etmeyeceğim gerçekten ya. Gerçekten Melis olduğunu düşünüyorum. Yani bu hafta yaşadıkları ve gerçekten aşkını ilan ettiği için ve Semih'le bir yola girdi, girecek bir şeyler i̇nat etti, olacak inat gibi. Etti, ve dayandı, dayandı ve yaptı. Bu kadarı bile marifet. Tabii bravo canım. Kadının bir fendi diyorum ben buna. Kadının fendi, büyük bir aşama. Şansel sen ne dersin bu hafta için? Ben de ilk defa ben diyeyim. Ne bakalım? Bir tek ben demedim. Kendine gel. Sen Cansel Gördük'sün. Gördük. Gördük. Gördüğü gördük. Bak bu Gördük'e taktılar ama. Söyle bakalım niye? Çünkü bilmiyorum bu hafta kim olabilir. Ben. Tahmin, sen de olabilirsin. İnşallah sen olursun. İnşallah, inşallah. Maşallah. Bir kere de kendimi söyleyeyim dedin Seda Hanım. İyi et. İşte, ben diyorum. İyi et. Sen ne dersin Ceyda? Ceyda şu. Ben bu hafta bir şey diyemiyorum. Hayatımın anlamı önemli. Geçen hafta da demedin yani. De ayol bir şey. Bu evde değil misin? Vallahi. Ceyda Batu'yla ilişki yaşayacağım ben olurum desene. Ben hiçbir zaman ateşli öyle bir şey demedim. Ateşli bir dans ettim desene. Ben hayatımın anlamı. Hiçbir kesin zaman olursun ben olurum demedim Seda Hanım. Dedim mi demedim mi? Neyse dedim. Hiç öyle dur şey sırayla konuşun bir. Hiç öyle bir şey demedim bu zamana kadar. İstikrarımı da koruyorum. Ben yine kendimi söylemeyeceğim. Melis'in olmasını istiyorum. Niye? Çok mu iyi kraliçelik yaptı sana? Evet. Bak gördün. Çok eğlendim onunla. Peki. Batuhan gibi bir aşkı bulmasına sebep yani olduğu için. Onunla alakası yok. Cansel de olabilir, Hazal da olabilir sonrasında. Herkes sonrasında söyleyeyim. İnşallah efendim o kadar vaktimiz olur gong çalmadan önce. Dönelim Ayça'ya. Kim dersin Ayça? Melis olabilir. Aferin kardeşim. Aferin kardeşim. İtiraf etti. Özgür iraden de mi? Hiçbir baskı altında kalmadan. Kalmayarak. Melis evet olabilir ya da Nur olabilir diyorum ben. Ama niye Nur? Peki değişik bir isim geldi ilk defa. Niye Nur? Nur çok tatlı ya o yüzden. Allah. Öylesine söyledi. Hani çok hanım. Hani böyle halka oynamıyor. O yüzden adayları var onlarla düzeyli konuşuyor. Benim kardeşim olabilir yani. Şimdi artık övüyor mu, yeriyor mu? Ben bilemedim, ben de bilemedim. Bu da böyle. Dur bakalım. İçinden şimdi Dani'ye de soralım. Dani kim olur? Ben diyecek. Biliyorum. Ben demeyeceğim çünkü bu hafta görünen köy kılavuz istemez. Melis tabii ki de. En azından artık ben hissediyorum. Onun da hissetmesini istiyorum diyor. Umarım istediği gibi olur. Bu yüzden halk görmüştür, onu seçmiştir diyorum. İlişkisi olmayan Melis bile senden daha iyi bir ilişki yaşıyor. Kabul et daha iki günle. Tamam ben tutuyorum. İçinizde tutamadınız korumalarda bile. Peki. Söyle bakalım ah, Nur. Mehtap'a.
Ben de bir değişiklik yapıp ben diyorum falan. Yap istersen. Demiyorum. İçinde kalmasın. Yapma yapma. Ne olacak? Yok, yapma. Öyle bir his yok şu an içimde. Olsa söylerim zaten. Benim içimden şu geçti. Ayça geçti. Neden Ayça geçti? Emre ile burada ilişkisi, yani Emre gelirse burada ilişki yaşamasını isteyebilirler diye düşünüyorum. Ben de hiç sanmıyorum. O yüzden destekleyebilirler diye düşünüyorum. Belli olmaz gerçekten. Sonuçta aşk kazanıyor her zaman. Aşk kazanıyor da aşk yaşamıyorum ki yani. Ama yaşayabilme ihtimalin var. Olamıyor. İstiyorsun da bunu. Üstelik de arkadaşı daha aşık falan demedi. İlişkiyi kabul etmez. Ama bunun için ihtar aldı. Var. İstiyor. Evet, ihtar aldım evet. Bir de olmazsa i̇htar buradan giderim de diyor gönül rahatlığıyla. Ben de yani Emre için burada tutmak isteyebilirler. Seda Hanımcığım ihtar almaksa hemen birini dövebilirim. Yok o aşktan aldı. Ama bir şey söyleyeceğim Seda Ablacığım. Emre için... Senin zaten doldu ihtarların. Aman. O zaman ben makyaj yapmam çıkıyorum. Emre için diyor ama teşekkür ederim orada kanka beni söylediğin için. Ama olmayacağım bunu da biliyorum. Emre için diyor ama Emre'nin girip girmeyeceği de belli değil işte zaten. Emre gelebilir. Erkeğin oyunu bilmiyoruz daha. Evet. Bu, yani. bu artık bir şans, bir karar. Ve Seda abla yemin ediyorum hiç önemli değil. Ben de giderim. O da gelebilir. Hiç önemli değil benim. Hiç hayat. Önemli. Hayat. Bakalım hiç ne olacak. Hiç önemli değil. Yeter ki Melis birinci olsun de. Hayat efendim şimdi o kadar ilginç ki bu evimizin iki tane zıt karakteri. Kral ve kraliçeyi belirlediğimiz gün sizlerin önünde oyları okuduk zaten bir hafta boyunca. Sokak röportajlarımızda gösterdik. Bu evin iki tane birbirine olabildiği kadar zıt karakteri Nur ve Melis'in oyları aynıydı. 17'şerdi ve sizlerin verdiğiniz oydu kayıt altında işte. Yani ne olacağı, kimin oy alacağı ve ne sebepten alacağı sizlerin elinde ve hiç belli olmuyor. Peki sizin kalbiniz kimden yana ve haftanın gelin adayı kimi ilan ettiniz? Seçtiğiniz aday en az bir hafta daha bizimle olacak ve 10 bin liranın sahibi olabilir. Üstelik zaman bu kadar kıymetliyken. Nur. Melis çok kibar alkışladın. Melis böyle alkışlıyor. Şimdi neden Nur acaba? Nur'a sormak istiyorum. Sanırım ilişki yaşamamı istiyorlar artık. Peki kimle yaşamak istiyor olabilirler acaba? Kimle yaşamanı? Hiçbir fikrim yok Otlu. İnanın yani sosyal medyada birçok yakıştırma oluyor ama tamamıyla halkın ne istediğini bilmiyorum açıkçası. Belki bugün ipuçları gelir bize bu konuyla ilgili. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı Nurcuğum? Çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Çok mutluyum gerçekten. Eşit oy aldınız ama evin oyuyla kraliçeliği kaçırdın ama haftanın gelini oldun. Evet. Yarın belki 10 bin liranın da sahibi olacaksın ve en az bir hafta daha bizimlesin. Zaten çok iyi biliyorsun kurallarımızı. Evet, biliyorum. Ödül de var şimdi bu akşam sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Nur, kızlar hadi bahçeye alayım sizi de şu erkekleri de açıklayalım. Tebrik ederim. Nur. Melis'i sıkı tutun. Dur tahmin. Tutuyorum. Dur tahmin. Dur tahmin. Nur birinci oldu. Çok şaşırdım. Aslında ben Melis'in olmasını bekliyordum. Kraliçe olmak için çok uğraştım. Efendim yine 8 yakışıklı adayla birlikteyiz. Bakalım sizin gönlünüzde yatan aday bu hafta kim oldu? En az bizimle bir hafta daha kim beraber olacak? Çocuklar zaman azalıyor. Gonga da zaman azalıyor. Bunlar kritik oylamalar. Şimdi kral kraliçe ayrı o iş bitti. Semih Bey. Haftanın birincisi kim oldu? Hepiniz sokakta birbirinize yakın oy aldınız. Çoğunuz diyeyim. Acaba internet üzerinden hafta boyunca kim en fazla oyu aldı? Sence Emre? Vallahi Semih helikopteri bulunca bir Türkiye turu atmış. İnsanlara da böyle bir... Yok abi, benim öyle şeylerde gözüm yok baba. Yani helikopteri faydalı olarak kullanmış. Bence Semih olmuştur diye düşünüyorum bu haftanın birincisi. Acaba mı? Kızlarda Melis olmuştur diyordu genellikle. Bakalım kim olmuş? Eser ne dersin? Ben Batu demek istiyorum Sena Hanım. Aa, niye? Ya çünkü çok güzel şey yaptı. Semih'in yanında durdu. Ben de yanında olduğunu düşünüyorum.
Semih'in yanında ne zaman durdun? Yahyalı. Ben yaverliğim. Yaverliğini beğendin yani. Her zaman. Yok, her şeyle. Batu, ne dersin? Seda Hanım, ben sağlam kaynaklardan bilgi aldım. Semih oldu. Buna eminim. Kutlayalım şimdiden kardeşim. Hiç kimseye sormaya da gerek yok. Bence bekleyelim. Bekleyelim. İzleyici ne demiş? Onu Semih, bence Semih olmuştur Seda Hanım. Diyorsun yani, ve kralına sadakatini bildiriyorsun. 17'de 2 falan yanıldım. Gene yanılmayacağımı zannediyorum, düşünüyorum. Semih acaba olmuşsun mı Semih? Sen mi olmuşsundur bu hafta? Ben olmamışımdır Seda Hanım. Ben niye? Zannetmiyorum ben olduğumu. Ben tamamen Batu'nun olduğunu düşünüyorum. Bana kardeşim çok güzel yaverlik yaptı. Güzel danslar yaptı senin. Çok güzel danslar yaptı. Aynen öyle. Allah razı olsun yani. Herkes yanımda oldu. Ben Batu'nun olduğunu düşünüyorum. Acaba Ali ne dersin? Ben olmasını istediği kişiyi söyleyeceğim. Peki. İçimden geçen. Değişiklik olsun. Emre yani kardeşim. Sen de kardeşin ilk oluyorsun. Kardeşim öyle. Allah... Emre acaba olmuş kim diye ben de merak ediyordum yani. Kardeş, askerlik arkadaşın olacak tabii. Çocukluk arkadaşım. Çocukluk askerlik de değil mi? Çocukluk. Ben hep karıştırıyorum onu. Peki çocukluk arkadaşın olduğu için mi Emre? Ya Emre bir de sevilen bir karakter evin içinde. Çok seviliyor. Ama evin içi oylamıyor işte bunu. Yani halk oylaması. O yüzden evin içinde sevilen bir karakter Emre. Halk da seviyor. Fanları var. Hem bu yüzden hem de içimden yani olmasını istediğim kişi Emre olduğu için Emre diyorum. Peki. Eyvallah. Ali de böyle diyor. Adnan evet ne der acaba? Ben olmasını istediğim kişi aylardır benimle beraber bekar gezen kardeşim ve artık belki de su akar yolunu bulur diyen Semih kurtulmuş olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Peki Semih, Semih suyunu akıttırıp yolunu bulursa azıcık bir kıskanmaz mısın? Tek bekar kaldım. Yok, sıra bana geçmiş olacak çünkü. Ha, sırayla. Sırasını savacak. Aynı anda olamaz yani. En uzun bekar o, yok. En uzun bekar o. Sonra ben, sonra Batu. Evet. Ha, öyle gidecek. Tabii öyle gidecek. Benim bildiğim bu o kız istedim kendi ama yani bence o kadar vakit yok, elinizi var, çabuk tutun. Kardeşimizin sırasını bir sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Çok peki güzel efendim, sırayla'ymış madem. Tankut ne dersin? Seda Hanım, iki isim var. Tabii ki bir tanesi benim. Tabii ki. Ama Semih kendini açtı bu evet hafta. Yani olmaz, hayır, yok diyen Semih büyük bir adım attı. Kendisine göre, yani bize göre bu bebek adımı ama Semih için inanılmaz bir adım. İnsan yüzden... küçük ama Semih için. Semih için çok büyük bir adım. Neymişim ben bu abi? Semih'in olma ihtimali daha yüksek. Peki Semih, çekil aradan da tezahür etsin yaradan ya. Aynen, bırak işleri biraz çok yoluna ver. Güzel söylediniz Seda Hanım. Gerçekten helal. Vallahi bak. Çok güzel söylediniz. O yüzden böyle kendi mutluluğun önünde durma yani. Şimdi bir de Erdem'e soralım. Ben de aynı görüşteyim yani. Semih uzun süreden sonra yelkenlerini biraz suya indirdi. Şey yapmadım. Siz böyle yani dedikçe o tam tersi reaksiyon veriyor yalnız, farkındınız mı? Yelken indirdi, açık yol ya bıraktı. Ya şöyle söyleyeyim. Su akar yolunu ürküyor. En azından karşısındakini öncekine göre daha anlayışlı olarak hareket etti. Yani anlayarak, üzmeden, kırmadan hareket etti. Zaten evet üzmüyordu. Bir de kralımız olduğu için bu hafta... helikopter falan diyorsun. Helikopterden sonra bir de uçak turu bekliyorum yani ödül olarak. Alacağız, seni onu da alacağız kardeşim. Hayır tamam, ben hep İnşallah helikopter almak istedim demesi zaten beni bir şaşırttı. Şimdi orada. Uçmak da benim tutkum olunca onun öyle bir şeye gitmesi beni çok mutlu etti. Sağ İnşallah kardeşim sen de gidersin, iyi olmasın. Umarım. Ne var bunda, zor bir şey değil. Gideriz, program bitsin hep birlikte, söz inşallah. Sağ ol arkadaşlar, tek tek teşekkür ederim. Peki efendim, sizler ne söylediniz? Hafta boyunca kime en fazla oyu verdiniz? Haftanın birinci damat adayı kim? Gong'un çalmasına artık az zaman kaldı. O zamana kadar bir hafta daha burada kalmayı hangi damat adayı garantileyecek? Hiç kimse adını söylemedi ama Erdem. Vallahi bravo. Bravo. Vay be. Aferin. Gel. Aferin. Bravo.
Ya Erdem'ciğim. Vay be. Yeniden hoş geldin evimize. Hoş bulduk. Bak sessiz durdun, sakin durdun. Nur'a talip oldun ama bir şey yapmıyorsun dedik. Hatta Nur dedi bunu. Ama öyle bir şey yapmasın ki izleyici. Seni birinci seçtiler işte. Valla aslında izleyiciye karşı bir şey yapmadım. Sadece neysem olmaya devam ettim. Nur için de elimden geleni yapmaya çalıştım. Ve daha fazlasını yapacak potansiyel var. Bunun farkındayım. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Sadece destekleri için gerçekten çok mutlu oldum. Çok iyi geldi bu bana. Bunu destekliyor olabilirler işte. Çünkü halk biliyorsun burada ilişki yaşama ihtimalini destekliyor. Hı-hı. Yakıştırmış olabilirler. Çünkü benzer karakterlersiniz. Yani bu tüyoları da kapmak lazım. Bakalım gelin adayını açıklayınca bize bir ipucu daha gelecek mi oradan? Helikoptere bindiremedik, nasip değil ama bir hafta daha burada kalmanı, belki yarın 10 bin lira sahibi olmanı, belki yarın evini, arkadaşlarını korumanı sağlayabiliriz. İnşallah. İnşallah. Yani inşallah şu adamların hepsini korudum. İnşallah. Tebrik ediyorum. Biri hariç. Hangisi o? Sarı gömlekli. Niye? Küçük oluyorum. Anladım ben. O zaman dur bakalım. Şaka şaka. İnşallah o da burada kalır. Benim yaşadığım mutluluğu gör, kendisine bir mutluluk eller eller. Zaten zamanda güzel olan o değil mi? Tercihle seçilmek, zorunlulukla değil. Razı olmak değil de seçilmek güzel yani. Evet. Ya işin şakası bir yana Ali. Evet. Umarım istediğin mutluluğu sen de bulursun. İşin şakasını söylüyorum ben. Eyvallah. Ama hani burada olmak gerçekten beni çok şaşırttı şu an. İddialı olmak da güzel. Bu da benim hoşuma gitti. Yeniden motive olman da. Seni yerine alıp dizleyelim. Kızlar tamam görmesin, çağırayım kızları hadi. Tamam. Tebrikler tekrar. Seni tahmin etmiştim ama. Yok kardeşim. Zaten biliyordum ama. Evet efendim. Gelin ve damat adaylarını açıkladık ama onlar henüz birbirlerinden haberdar değiller. Gelin adaylarını da çağıralım. Sonra ödül yemeklerine gidilsin artık. Gelin adaylarımız geliyor. Batu sence kim olmuştur? Erkeklerde tutturamadın da hani tutturma oranı iyi. Genelde evet dediğiniz gibi Seda Hanım, oranlarım iyi gidiyor. Bugün de kesinlikle Nur'un olduğunu düşünüyorum. Sen zaten Nur'dan başka pek isim zikretmiyorsun bu evde. Yo, Ayça da olmuş olabilir. Ama Ceyda Nur da olmuş olabilir belki. Nur'un... Herkes olmuş olabilir. Yo, o anlamda değil yani Nur'un daha fazla seveni var. Kendimce gördüğüm kadarıyla Nur olmuştur diye düşünüyorum. Evet efendim, peki. Açıklamanın zamanı geldi galiba. Onları ödül yemeklerine gönderebilelim diye. Birinci gelin adayımız Nur. Biliyorum abi ben. Biliyorum. Efendim şimdi damat adayın ismi açıklanacak. Birinci damat adayımız Erdem. Şimdi Erdem. Bu çiftin birinci seçilmesi halk tarafından, halk oylarıyla size bir mesaj veriyor mu? Evet, çok mesaj aldım Seda Hanım. Birbirlerine şans versinler. Benim dediğim gibi yani. Ciddi bir halk oy. Hadi diyor. Hadi diyor yani. Hadi. Nur, hadi. Kendinizi baskı altında hissetmeyin ama ben şunu sormak istiyorum. Ödül yemeği var. Şu an nikahta gibi hissettim. Baskı yok. Baskı yok. İkinizin birinci seçilmesi bence anlamlı. Evet. Şimdi Erdem'in adaylarından biri. Ve hani senin yorumların bu hafta kulağımıza gelen, duyduğumuz, evde konuştuğun kadarıyla Erdem bir adım daha ön planda gözüküyor. Daha eskiden tanıdığını söylüyorsun en azından. Şimdi ikiniz birinci seçilince bana da bunu hatırlatmak düşüyor yani. Demek ki bir destek var. Açık ve net. Bir de ödül yemeği var. Şampiyonu götüremezsin diye bir şey yok. Ama istediğin damat adayını da götürebilirsin. Sana bırakıyorum. Ben bir düşüneyim. Ne desem acaba? Benim bir planım var ama inşallah bunu Erdem anlar. Bu evde iki düşman var. Çok da çatışıyorlar birbirleriyle. Sen kimi götüreceksin? Ben Adnan'ı götürmek istiyorum. Allah Allah. Onun düşmanı kim? Kim acaba? Şey Aslan. Mehtap. Mehtap zaten noktayı gösterdi. Bence bir beyaz bayrağın sallanması gerekiyor artık. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Adnan'ı götürürsen.
Erdem de Mehtap'ı götürürse beyaz bayrak nasıl sallanacak? Birlikte yemeyeceksiniz yemeği. Yok ben sinir bozucu. İkisinin gitmesini istiyorum. Niye kız? Ha. Adnan. Güzel ama önce... Onlar da bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok iyi. Şaka değil mi? Bir dakika. Ben önce sen kimle gitmek istiyorsun sordum ama. Ha. Yani ilk soru bu. Sen kimle gitmek istiyorsun? Erdem. Yani ben şu an bir adayım olmadığım için. Ben Erdem'le yemek yerim. Hayır ya. Onlar da Mehtap'la yesinler. Ben Erdem'le yemek yerim demek, ödülü Erdem'i götürüyorum mu demek? Nazlanma. Yani... Evet. 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 Evet efendim, Nur ödül yemeği için Erdem'i seçti. Bravo. Bunda bir sıkıntı yok. Oh be. Oh. Şimdi söyle bakalım o planın neymiş? Ay, çok kötü bakıyor. Birer tane aday söyleyeceksiniz bana ve onlar baş başa yemeğe çıkacaklar. Bakalım bu adaylar kim olacak? Nur. Ya şimdi bunların böyle tatlı tatlı atışmaları var. Ben kimlerin? Kimlerin? Mehtap'la Adnan'ın. Bir tanesi gelmek istiyor. Öne adım attı. Düşündüm de bence. Aa beni de götür, beni de götür Mehtap diyor. Mehtap kabul etti abi canım. Hadi git Mehtap'cığım. Tatlı tatlı atışanlar baskı... kim mesela? Sen gelin adayını söyle. Kısmetse olarak lütfen mahkemede değiliz. Baskı hissediyorum üzerinde. Böyle bir şey yok. Nur'un bu planı ve projesi konusunda ona destek verecek misin? Sen kimi istiyorsun? Ha? Kimi gönderiyorsun? İşte Adnan'ı. Daha Adnan'ı çıkmadan mı? Kadının ben ağzına bakmaya başlıyorum. Ben Adnan'ı iyilik alıyorum. Ben böyle bir kırmadık görmedim. Efendim anlaşmışlar. Nur'u kıramadı. Evet şampiyonların dediği olur. Kuralımız böyle bu kısmetse olur evinde. Birbirlerini tercih ettiler. Birbirleriyle yemeğe gidiyorlar. Ve diğer çift olarak da Adnan ve Mehtap gidiyor. Bravo! Başarılar! Adnan'ın dünden razı olması. Adnan beyaz bayrak ödüsü ya. Mecbursun. Mecbur ya. Görevin bu. Görevin bu. Mehtap senin itirazın yok. Gelmez mi? Evet efendim. Gördüğünüz gibi yemeğe çıkacak çiftler yanımda. İşte haftanın birincileri birbirlerini tercih ettiler ve işte seçtikleri isimler. Ben heyecanla bekliyorum neler yaşanacak. Biz de var. Finalde görüşmek üzere hepinizle. Ev sizin, keyfini çıkarın. Sizler de buyurun yemeğe doğru. Ne kızıyorsun? Afiyet olsun Mehtap. Afiyet olsun kardeşim. Çok sağ olun. Hepinizin acını alacağım. Almadan gelme. Çal çal çal. Nur ve Erdem ödüle gittiler bugün. Onlar için büyük bir adım olabilir. Hatta küçük değil, bayağı büyük bir adım olabilir. Çünkü Nur tercihine Erdem dedi, Ali demedi. İkincisi Mehtap ve Adnan ödüle gitti. Onların ödülü zaten ne olur? Ya Mehtap meyve suyu döker ya Adnan bardak kırar. Artık çok eğlenceli geçecektir. Göreceğiz. Neden potansiyelini kullanıp beni göndermiyorsun? Vallahi benim tek başıma işe yaramıyor. Gel diyorsam gel. Kendini hep kapalı tutuyorsun bana karşı. Seninle şu an bu evde ya baş başa olabilmek bana sunulabilen en büyük ödül. Böyle yapmasam aşık olurum. Benim istediğim tek şey ne biliyor musun? Biz buradan beraber çıkalım ya. Allah'ınısın, gel dans edelim. Anne. Çünkü bu adam da şu an aşkından, sevgisinden dolayı susuyor, içine atıyor. Hı. Ve senin de böyle elinden tutup bu adama destek olman lazım. Hı. Bu adam gerçekten çok büyük, çok koca yürekli bir adam. Yemin ediyorum. Yemin, yo, çok ciddi söylüyorum Hazal. Çok ciddi söylüyorum. Can, sen can. Kıymet bileceksin. Senin yapman gereken bu. Çünkü ben kıymet bilmedim. Benim içime yara oldu. Kıymetimi bilecek bir insan arıyorum. Bu adam seni sevmiş, kendine sen bu adamın kıymetini bileceksin. Arıyor. Bu adama o yarayı vermeyeceksin. Bu adam da benim gibi düşünmeyecek, siz mutlu olacaksınız. Çünkü bazı şeylerin adını koydunuz. Ona göre bu saatten sonra lütfen devam edin. Bu adamı da anla. Seni çok seviyor. İşin senle kötü olduğu zaman... Rast gitsin. Cümlemizin. Senle kötü olduğu zaman çektiği sıkıntıları, siniri ben gördüm. Gel, gel. Korkma, gel. Gelmiyorum. Gel.
Gelmiyorum, ya bak, içimden gelmiyor. Romantik yemeğe geldik, gel. Tamam, maksat bu evde beraber olmamışsa ben buradayım. Beraber aynı yerdeyiz. Gel Mehtapcığım, gel. Boşuna azar işitme, gel. Merhaba, kolay gelsin. Ana ilk defa bu evde ödül yemeğine geliyorum Mehtap. Şansa seninle, of yemeklere bak, gel. Gel kız buraya. Geliyorum. Bak sarma var. Korkma, gel. Nasıl korku? Mehtap kaçacak yerin yok biliyorsun değil mi? Gel. Gel. Ay. Anneciğim. Korkma Allah'ım. Yavrum gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu saatten sonra ben sorumlu değilim, sana havale ediyorum her şeyi. İşte. Şey çok şaşırtıcı geldi bana. Ne? İlk kez ben dışarıya çıkıyorum. Aynen, ben de ilk kez Sen çıkıyorum. Sen de ama birinci seçilmeyi hiç beklemiyordum açıkçası. Ben de beklemiyordum biliyor musun? Bana hatta bir kişiyi tahmin etti, ona da Ayça söylemişti. O da yani herhalde yakın arkadaşım olduğu için falan söylemişti zaten. Biz genelde Semih dedik ama yani Erdem deyince zaten hiç beklemiyordum, şok olmayı. Ya bu evde bir tek aşk yaşayanlar değil. Yaşanması istenen adaylar da birinci gelebiliyor. İstiyor musun? Ya hayır, öyle değil mi? Öyle demedim. Yani hani senin de biriyle ilişki yaşamanı istiyorlar anladığım kadarıyla, benim de ilişki yaşamanı istiyorlar. İkimiz aynı anda birinci olduk yalnız. Bu bir tesadüf mü? Yoksa istek. Yoksa bilmiyorum yani, ne olacağını bilemem, kader. Onlar bizi seçmiş olabilir. Kader. Kararımız. Aa, aslında şu var biliyor musun? Bugün yarım kaldı. Pardon, dün yarım kaldı. Dün yarım kaldı. Şeyle, ben içeride bu konuyu zaten baştan dile getirmiştim. Hı hı. Adnan'la konuşuyordum. Ortamda birkaç arkadaş daha vardı. Sonra gel mi, gitsem mi, konuşsam mı diye düşündüm. Dedim ki ceza alırım, olsun. Önemli değil. Sonra Adnan'la konuşurken yandan hemen konuya dahil. Tekrardan öyle. Hani sıkıldım. Evet. Ondan sonra kalktım, senin yanına geldim. Hani kalktım, gitsem mi gitmesem mi? Dedim ki gideceğim ya, ne olursa olsun gideceğim. Yanına geldim. Yanına geldiğim zaman da hep şey oldu. Hani konuyu böyle dolandırmadan değil, net olarak sana söylemek istedim. Ya aslında ben onu orada yani böyle bir şey hiç Ali'den beklemezdim. Biraz şaşırdım açıkçası gelmesine, öyle bir tepki vermesine. Hatta fırsatçı demesine de çok şaşırdım. Hiç Ali'nin yapabileceği bir şey olarak düşünmedim onu. Gelince de çok şaşırttı beni. Sonra senin gidişin, üzüldüm yani o an, oradan bir anda kalkıp gittin, sonra Ali ile konuşmaya başladım, konuşamadık falan. Nur, ben bu durumdan çok sıkıldım bak. Seninle elenmeden önce de ilgileniyordum. Yine ilgilenen adaylar vardı. Tercihim farklı yönde oldu. Tamam dedim, bitti. Yine aynı şekilde. Önüme o kadar çok şey çıkıyor ki yani, bir hafta birisi geliyor, ben Nur'a talibim. Ben bunu istiyorum, onu yapacağım, bunu yapacağım. Geliyor, benimle dalaşıyor, gidiyor. Yine aynı şekilde geliyor, benimle dalaşıyor ve ben bu durumdan sıkıldım. Çünkü ben artık huzur istiyorum kendimden. Ve ben huzurlu olduğum sürece sana bir şeyler yapabilirim. Bak geçen hafta... Allah'ım konuyu biliyorsun, amin. Vallahi Mehtap, bugüne kadar Doğan kabul oldu mu bilmiyorum. Oldu. Ne zaman? Hepsi de olur. Ne zaman? Hepsi de oldu. Vallahi bilmiyorum da var ya, benim dualarım çok kabul oldu. Şu iki hafta boyunca da. Murat abim, buradan sana da el sallıyorum abim. Seni çok seviyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ya yemeğe geldik hala Murat abim. Gözüme diyorsun. Çarptı da birden Murat abim sağ olsun. Ondan dolayı... Abla neden potansiyelini kullanıp beni göndermiyorsun? Vallahi benim tek başıma işe yaramıyor. Biliyorsun tek başıma elimden geldiğince yazıyorum seni. Ama bu tek başına olabilecek bir şey değil. Geçen hafta sağ olsun arkadaşlar da yazmışlar. Ayağa kaldırdık. Sonra düşündüm, dedim ki ya Mehtap giderse dedim ben ne yaparım? Düşündüm o an bir üzüldüm. Sen benim gibi düşüneceksin. Nasıl sen benim gibi düşüneceksin? Hani yazmadan önce böyle düşündüm ya. Hani. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Yani ayağa kalkmışım gidiyorum, dedim ki didişmek için Adnan'ı hiç yazmadım dedim.
Yani ben seviyorum ya kavgayı. Ha işte ondan bu dolayı açıdan. Ben de bir an düşündüm böyle. Çünkü sana senin gibi davranma kararı aldım. Evet, benim için hayatta belki aldığım en büyük karar da senin gibi davranmak. Fakat düşününce eğlenceli yanları da oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Arkadaşım, hani sen de söylüyorsun. Biz telefonla konuşmalarımızda, tartışmalarımızın belli bir sebebi olduğu için tartışıyoruz. Ve insanlar bunu görmeyebilir, bilmeyebilir. Sen o taraftan bakabilirsin bir erkek gözüyle, yakın arkadaşın olarak. Ben bu taraftan bakabilirim nişanlısı olarak. Ben farklı anlayabilirim, siz farklı anlayabilirsiniz. Hazan sana bir şey söyleyeyim. Dur. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Gerilme. Söyleyeceğim şeyleri bile unutturuyorsun. Gerilme, bir şey söyleyeceğim. Ben zaten gerilmiyorum. Geriliyorsun. Sen geriliyorsun şu an. Konuşmayacağım. Ama konuşmazsanız tamam. Abi şu an Emre ile konuşmuyorsun. Ben sizin misafirinizim. Sizin evinize geldim. Misafirinizim, ona göre konuşun. Ben sadece konuşmak istedim, bir şey anlatmak istedim. Tamam, bana diyor ki geriliyorsun, evet. geriliyorsun. Öyle dediğin zaman gerilirim ama işte. Ama gergin gibi anlatıyorsun. Hayır, evet, ben gergin gibi anlatıyorsun. Gergin gibi anlatmıyorum. Tamam hayatım, anlat, dinliyoruz ya seni. Belki yapım mudur, niye böyle davranıyorsunuz bana anlat. Ya? Tamam, anlat hadi hayatım, anlat. Gitti, kalmadı, anlatacak hevesim falan kalmadı. Oo. Anlatmayacağım. Abi bir şey anlatmaya çalışıyorum, izin vermiyorsunuz tamam. ki. Aramıza girme kardeşim, sus. Anlat Azal, sinirlenme, anlat. Yok, anlatmayacağım. Geçti içimdeki, anlatacak hevesim kalmadı. Tamam. Anlat kız. Abi tamam. Evet, dinliyorum. Anlat hayatım. Hazal, anlatır mısın? Abi bak, biz burada 30 yaşına gelmiş adamları zaten. Bir dakika karşındayız. Bir şey söyleyeceğim. Bir tamam anlat abi, biz erkek adamız karşında oturmuşuz. Biraz sen önce, de bize lütfen anlat. Ben biraz size dinliyorum ama biraz ben anlatmak istediğim muhabbet zaman var ya, farklı yere çekiyorum. Senin beni savunman, ben teşekkür ediyorum kardeşim. Yoksa yaşantıyı, yaşanılanı söyledim. Sen o gece dururken ben Hazal'a da hak vermedim mi? Ver, senin yanında mı oldum hep? Bak şöyle söyleyeyim sana. Sana da söyleyeyim, Ali de burada zaten kardeşim benim. O tartışmaların içeriğinde hani Hazal'ın haklı tarafları çok. Bundan ben kesinlikle bir şüphem yok. O şimdi kendini böyle kötü hissetti, sanki bütün kabahat ondaymış gibi düşündü. Öyle hissettirdik gibi geldi ona ama öyle yok, öyle bir şey yok. Benim de hatalarım var. Benim de kendimce yaptığım hatalarım var. Ben bu hatalarımı kabul ediyorum zaten. Ama önemli olan şu, ben bu hatalarımı kabul ettikten sonraki tavır ve tutumlarının bana karşı soğuk olması beni incitiyor daha fazla. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben bir hata yapıyorsam ben o hatayı farkında varıp o hatayı bir daha tekrarlamamak için uğraşıyorum. Ama ben bunu kabul ettikçe senin benim bunu sanki öyle yapmayacakmışım gibi düşünüp aynı tavrı günlerce sürdürmen de benim zoruma gidiyor. Bundan bahsediyoruz zaten. Tamam hadi bir su iç de gel sen. Bir su iç de gel. Cidden çünkü daraldın, böyle bir hareketlerin falan değişti. Onların ikisi de var ya. Bir su işte. Ya Allah'ım sabır ver ya Rabbi ya Resulallah. Ben ne yaptım, ne dedim, bir şey demedim, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Emre yine ben farkında mısın, ben bir şey yapmıyorum. Sen kendi kendine farklı davranıyorsun. Değişik göstermeye çalışıyorsun. Sen bir su işte gel hadi. Bir su işte gel. Bir rahatla, bir su iç. Böyle ya. Bak böyle yaptığın zaman beni sinirlendiriyorsun. Sinirlendirmiyorum işte seni. Sana farklı davranıyorsun. Diyorum bak ki, böyle yaptığın zaman abi, olmuyor durumda. Abi ilk defa ilişkinize karışıyorum. Bak Hazal. Dur bir dakika. Bu adam. Gel. Burak. Bir dakika kardeşim. Geliyorsa gel. Hayır. Ya bırak, o sana sinirleniyor. Bana sinirlenmiyor. Gel. Gel. Bak ya, sana gel bir. Gel. Gel diyorsam otur. Gel. Gel diyorsam gel. Gel diyorsa git. Gel diyorsam gel. Git. Kalk. Gel. Yemin ediyorum sana, seninle böyle uğraşıyorum ya, bir güzel tepkiler alıyorum. Vallahi billahi bir güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar diyor ki Adnan diyor, az bile yapıyorsun daha fazlasını yap diyorlar. Çenem ağrıyor bak şu bak, an. Bak bunu başkası... Allah'ım şahit, çenem ağrıyor. Ayça'ya doğruları söyledim, insanlar benim üstüme geldi. Açık ve net konuşuyorum sana. Ayça'ya doğruları söyledim, üstüme geldiler. Nur için doğru şeyleri söyledim, üstüme geldiler. Ceyda için doğru şeyleri söyledim, üstüme yine geldiler. Senin için bir şey söylüyorum, kimse iyi kötü üstüme geldi. O yüzden çok rahatım. Yani sana bir şey yapıyorum diyorlar ki, zamanında Mehtap da onu başkasına yapmıştı. Helal olsun Adnan diyorlar bana sadece. Vallahi o yüzden seninle uğraşarak ben aslında büyük gurur duyuyorum. Halkın da benimle gurur duyduğuna inanıyorum. Allah'ım artık yemek değil, mum yanıyor ben adamla karşılıklı. Ben bu hafta birinci olacağımı da düşünüyordum seninle uğraşarak. İnsanların helal olsun Adnan diye beni destekleyeceklerini düşünüyordum. Sağ olsunlar desteklemediler.
Ama bir sonraki haftaya beni destekleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden ben halkımı bu güzel tepkileri için yalnız bırakmayıp seninle beraber uğraşmaya devam edeceğime, onlara bir mukabele söz veriyorum. O kadar sıkıldım ki, yani tam diyorum rahatlayacağım. Yani elimdeki potansiyeli, kendimde olan potansiyeli sana karşı kullanamıyorum bile yeteri miktarda. Hani, neden? Ya şu ana kadar senin için hep bir şeyler yapmak istedim. Yaptım. Şimdi sen ne yaptın diye bana sormuştun. Ama emin ol yaptım. Yani elimden gelenin daha da fazlasını yapacağım. Ama bak, bir huzur istiyorum. Ben senden gerçekten imkansız bir şey, yani senden şimdi şöyle diyeyim, yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Hani ben karşımdaki insanların böyle şey beklemiyorum. Hani o inanılmaz bir şey yapsın bana, ne bileyim ağzıyla kuş tutsun demiyorum. Ama ne bileyim bir çiçeği verirken ya da bir şey söylerken bile bunu karşındakine hissettirebilmen, yani o heyecanı yaratabilmek benim için önemli olan. Yani o enerjiyi alabilmem önemli olan, hissetmemek için. Heyecanı yaratmıyorsun, bir şey söylemiyorsun deme. Ya benim şimdi sana her sen demek ki onu var. İçime, yani ben onu içimde hissedemiyorum demek ki ben hala sana karşı bir his besleyemiyorum. Anladın mı? O şeyi göremiyorum. Yani ben sana demiyorum, sen içten gelerek yapmıyorsun, yaptığın şey çok basit demiyorum. Sadece onu hissedemiyorum. Hissetmem için, hani benim sana bir şey hissetmem için o heyecanla gelmen lazım ya da o hissiyatla gelebilmen lazım bana. Yani güzel bir söz bile söylerken onu gerçekten içimde hissetmem lazım benim. Bir şey yapıyorum, taklit ediliyor. Veya takip ediliyor. Yo, taklit edilsin istediğin veya kadar. Veya takip ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapacağım, önüme bir taş gibi çıkıyorlar. Ve ben her seferinde o taşları temizlemekten gerçekten yoruldum. Sana bugün gelmemin sebebi de bu. Çünkü eğer ben seni mutlu etmek için geleceksem yanına, mutlu edebileceksem, ki bunu biliyorum, ederim. Emin ol, ederim. Ama birisi karşıma çıkıp da benim orada moralimi bozduğu zaman huzurum kaçıyor. Sen huzurum neden kaçtığı zaman yani yanına gelmekten karşına çıkacak elbette. Burası yani şöyle bir şey, burası bir evlendirme programı, böyle bir platform ve karşına elbette ki böyle insanlar çıkmak zorunda. Bunun altına sıkışma, ne olur. Ama sıkışmıyorum, bunun alakası yok. Yani sonuçta sana bir aday geldi, onun arkasından yine peşine bir aday gelebilir. Ve sen bunu düşünerek, bu seni şey etmesin, anladın mı? Yani bu seni düşürmemeli eğer gerçekten bak, istiyorsan beni bir düşüren bir şey yok. Benim sadece huzurumu kaçıran etkenler oluyor. Yani ben orada tartıştıktan sonra senin yanına geldiğim zaman senin yanında somurtmuş bir surat bulacağım. Ve ne kadar hoşuna gider bir düşün. Bugün geldim canın sıkkın dedim bana. Direkt anladın. Çünkü beni artık tanıyorsun. Evet. Tanımak için vakit kaybetmene de gerek yok. O da bir artı oldu benim ya, için. Ama suratın düşüktü yani. Canın sıkkın oldu zaten belliydi. Canım ama sıkkın. Ama şu sebebini en az çok tahmin edebiliyordum zaten. Yani. Ve hani bana bayanlara karşı saygıdan veya insanlara karşı saygıdan bahsedilmesi, bilmiyorum, ben o konuda eksik olduğumu düşünmüyorum. Elimden yok, gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum çünkü. Zaten. Yani yeterince dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen tahammül sınırım çok düşük oluyor. Dışarıdan bir şeyler olabilir, ailemle olabilir, bu durumlar değişiyor. Tabii yani her de. İnsan gün ışığı günde uyanmıyor her gün. Ya sonuçta orada yaşamıyoruz biz yani, dışarıda da bir hayatımız var. Ama bir şey diyeceğim, kararların eğer sen eminsen kendinden, kararların dış etkenler senin o kadar da değiştiremez. Kendini yani. Hep kapalı tutuyorsun bana karşı. Kapalı tutmak değil ama benim evet ne? Kalkanlarım var. O kalkanları aşabilmek önemli olan. Bugün kızlarla da bunu konuştum. Kalkanları senin indirmen gerekiyor ki ben onları aşayım. İndirmem için bunu hissettiği olabilmem lazım. Hissetmen için? Hissetmem için de İnanmam yani. Bilmiyorum. Gerçekten o enerjiyi yakalamam bak, lazım. Gider. Ve onu istemem lazım. Onu istetmen lazım. Yani bunu ben hani şey yapamam. Aa evet, bunu o zaman bir kalkanlarımı indireyim de bir şeyler istediğim gibi bir şey yok. Ben hayatta hep böyleyim. İnsanlara karşı hep kalkanlarım oluşuyor yani. Hemen güvenemiyorum. Belki bir ufak bir şey benim güvenimi sağlıyor. Zaten o kalkanlar tamamen indiği zaman sana tek bir soru soruyor yani. Eğer zor olmasın, çalıştığım yerden olsun. Yok, çalışmadığın yerden değil sana. Seni mutlu edebileceğime inanıyor musun sen? Benimle olduğun zaman, hayatını paylaştığın zaman, benimle mutlu olabileceğine inanıyor musun? Benim için önemli bir soru. Cevabı da önemli. Mutlu edeceğine inanmam için, ya bu hep için bak kendimi böyle hep kuralcı kızlar gibi hissetmeye başladım. Tamam, bir şeyler yemek ister misin o zaman? Yeah. Hangisi? Evet. Bu?
Adnan. Şimdi sana bir şey soracağım. Şu an tamam. Sana kızmıyorum. Hadi ciddi ciddi ben konuşalım. Onur'a kızıyorum. Hani çok iyi dost gözüküyor. Hani. Onur kim lan? Nur var ya, Nur. Onur değil, Nur. O, Nur var ya. Ha, Onur. Heh, sevgili Nur, ben çok mi? Sevgili dostum. Bizim Onur'u niye karıştırdın? Tabii, ince düşünmüş, sık elemiş. Nur senin hani dostun değildi? Nur senin dostun muydu? Bak çenem ağrıdı, sussana. Nur senin dostun. Hadi ortamın tadını çıkar. Falan ya. Çok ortamın ciddiyim. Nasıl tadını çıkar, neyini çıkarayım? Her zaman geldiğim ev, en güzel tadı şu an seninle baş başa olmamız Mehtapçığım. İnan. Seninle şu an bu evde ya baş başa olabilmek bana sunulabilen en büyük ödül. Böyle yapmasam aşık olurum. Bana aşık olabilmen önemli değil. Bak böyle devam edersen ben... çok ciddiyim. Yapma. Didiştiğim insanlarla ben zevk alırım. Didişmekten zevk alıyorum. Didiştiğim insanlarla böyle sohbeti ilerletirsek de fena olur. Başına bela alırsın. Yapma. Ben zaten seni bu evde gördüğüm gün başıma bela almışım, onu fark ettim. Pes ettin mi? Yo. Ben belayı severim. Benim için zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır. Sen geçen finalde bir şey söylemiştin, hatırlıyor musun Mehtapçığım? Ne söylemişim? Çenem ağrıyor, ben konuşmak istemiyorum, sen devam et. Tamam, ben senin yerine konuşurum. Çok sıktım da biraz, buralarım ağrıyor. Kusura bakma. Murat'ı aldığımda Adnan'ın da yanında verdiklerini bilseydim almazdım demiştin ya. Evet. Şu an bak onu yaşıyorsun. Bir alana iki bedava mı? Ne bu ya? Yani kampanya. Bence mutlu olmalısın ya. Sana kızmıyorum. Sana, bana bu ortamı sağlayan arkadaşlarıma bu sen acısı... Sen arkadaşlarına laf edebilecek bir insan değilsin. Çünkü ne zaman değilim. Ne zaman biri seni dostlukla hiçbir şey yapmasa bile sen tutup insanları dostluğundan vurup onların açıklarını veya onlarla ilgili birçok söz, laf eden insansın. Hangi dostumun açığından vurmuşum da böyle konuşuyorsun acaba? Melis. Neresinden vurdun Melis'i? Yok, ailesi bana o kadar şey söyledi, Melis beni savunmadı falan filan diye. Melis'i yerdin. Ya sen ne beni niye konuştun? Sen niye farklı yerlere çekiyorsun? Farklı yerlere ben çekmiyorum ya. Diyorum. Farklı bir yere ben sinirlenmiyorum ya. Diyorum ki. Tamam, büyütme. Büyütme, sus. Sus. Bak, bu halin kimsenin görmesini istemiyorum. Sus. Sus, yapma şunu. Sakin ol. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Farklı bir yere çekmiyorum. Sen seni beni susturmaya yanıma... çalışmıyorum. Lütfen yapma. Ya sen yapma. Çok... Ya sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Ben orada gerilmiyorum. Gerginlik yaşatmıyorum. Düzgünce konuşmaya çalışıyorum. Bana diyorsun ki git bir su iç. Sen bir kalk bir su iç. Sen sinirlendin. Sen bir git. Sen bir dolaş. Bak benim yapım bu. Ama ben sana sinirlenmek için, kavga çıkarmak için bir şey yapmıyorum ki. Sen bana niye böyle davranıyorsun? Konuşmak istiyorum, konuşturmuyorsun. Ben sana kötü davranıyorum. Orada kalkmış. Gel. Kalk. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Düzgün bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Yapma şunu. Sakin ol. Ya ben bir şey yapmam. Sen... Ya... Emre şu an bile farklı davran. Ben kendimi sana karşı hiçbir zaman ifade edemeyeceğim herhalde. Kaş yaparken göz çıkarmak deyiminin tam anlamıyla karşılığını bulduğu vakitler... ...biraz önce Batuhan'ın bizim ilişkimiz hakkında yaptığı yorumlarla eşdeğerdir diye düşünüyorum. Çünkü adam iyiye doğru götürürken bir anda Hazal'ın tavırlarının ben değiştiğini fark ettim. Ya ister istemez hani anlattığı şeylerden kafasında soru işareti de oluşabilir. O yüzden ben daha fazla ortamda durmasını istemedim. Aldım götürdüm. Ha Batuhan kötü niyetli mi? Değil. Ama saftirik bazen ne dediğini bilmiyor yani. Herkesle arkadaşsın ama dost Çelen değilsin. Sen kimseyle bu evde bugüne kadar dost değilsin. Dost olmadın bunu kabul et. İlk kere iki dost. Tamam bak kızmayacağım. Her insan dost olmak zorunda değil. Zaten kısa zamanlı böylesine büyük dostluklar oluşamaz. Bunu gördük. Yani sen Melis'le benim dostluğumun bozulacağını düşünürken sen de Melis'in dostluğu bozuldu. Bir saniye susar mısın? Yok, ilk defa böyle karşımda senin... Bir saniye sus be adam. Sus. Oturduğumuzdan beri konuşuyorsun ve ben çenemi sıkmaktan... Ağlayacağım mı? Çok ciddiyim. Çenemi sıkmaktan şu an çenem ağrıyor. Ağlayacağım mı? Sinirden. Tamam. Bir saniye sustum, seninle devam ediyorum. Seninle alakası yok. Sus tamam. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir tane soğuk su alabilir miyim rica etsem? Çok soğuk, buzlu böyle. Çok rica edeceğim.
O döker möker iş vermeyin. Hayır başına. Hayır çok ciddiyim. Başka türlü rahatlayamayacağım. Tamam, yoksa şimdi gidip kafamı dolaba sokacağım da. İçeri girmek için reyting bilmem ne her şeyi yaptın veya yapıyorsunuz. Bak beni konuşturma. Krallık bitti diyorum. Üstüne dikkat etmem. Ben sonra. Kral yokken de zaten krallık yaparım Tankut. Evet, ben Emre'ye aşığım, seviyorum. Hadi şimdi gitsene bu evden. Bu insanlar iki ay önce sevgililik nikahıydı. Senin de haberin vardı. Ve çok ciddiyim bu konuda. Hatta ben şu an bu yüzüğü parmağıma takacağım. Senin kararın. Şovlar, şovlar. Bak, seviyorum. Çekivermeden önce açıklamam gereken bir şey var. Yok, hayır, hayır. Çek kime giderse gitsin, bugün iki kişi elde. Yazık, yazık vallahi yazık, yazık. Çok fazla sürpriz gördük, artık yeter. İnanmıyorum. Arkadaşlık, dostluk. İçten söylediğin zaman i̇şte akıyor. İşte abilik, kardeşlik falan filan. Eğer ki ben atıyorum. İşte sen Tankut abimsin benim değil mi? Evde değer verdiğim, saygı duyduğum bir insansın. Ben Dani'ye geldim bu eve. Arkadaşımdı. Ben Dani'ye aşık oldum mesela. Değil mi Dani? Hı. Başka bir örnek var bence. Yo yo. Bak sana aşık oldum değil mi? Tankut abiye olan saygım, sevgim... hoşgörüm falanın filanın bir kenarda kalır. Ben eğer sana aşık olduysam ona göre hareket ederim. Kimse de beni enterese etmez. Kimse aşkın önüne geçemez ben. Bak şu anda böyle konuşuyorsun. Hı. Ben sana bir şey hatırlatacağım. Hı. Ondan sonra deme beni gömüyorsun. Hı. Hazır mısın? Hazırım. Peki kardeşim madem böyleydi. Bundan bir ay evvel bak bende fil hafızası var unutmuyorum. Tamam devam et. Bir ay önce ben bizim evde büyük bir tartışma yaşadım. Murat da oradaydı. Dedim ki bak olay şuydu. Arkadaşımın beğendiği bir kıza aşık olursan ne yaparsın? De ben dedim ki... Orada aynı fikirdeydik. Hayır. Orada... Hayır bak dönme. Orada biz bak, seninle dönme. Aynı fikirdeydik. Hayır. Sen ben... Sen hayır olmaz. Racon'u uymaz dedin. Racon'u uymaz dedin hayır. Sen. Hayır. Ben dedim ki eğer ki dedim arkadaşımın sevgilisine, en yakın arkadaşımın sevgilisine daha önceden bir şey yaşadığı bir insana bir şeyler hissedersem sevgisi derken hani eski sevgilisine... Ayrılmışlar. Giderim bitmiş. Dedim. Ayrılmışlar bitmiş. Giderim ona söylerim. Ondan sonra devam ederim dedim. Sen ben biri daha vardı. Üçümüz aynı fikirdeydik. Bilir misin bundan? Vallahi eve gidip seyredeceğim bunu. Şimdi abi bizim seninle bir hukukumuz var değil mi? Aramızda bir diyaloğumuz, ilişkimiz var. Hı. Sen şimdi Dani ile ayrıldın. Hı. Ben gitsem Dani'yi tanımaya çalışsam... Tanıyabilirsin için. Tanıyorsun. Tanıyabilirsin. O zaman işte. Sen sevmiyorsun abi. Ne alakası var abi? Sevmekle alakası yok. Saygıyla alakası var kardeşim bunun. Neyse şimdi susuyorum. Ben çünkü çok ter döktüm o gün. Hepinize karşı cephe almış gibi hissettim. Biz seninle aynı cephedeydik. Öyle miydi? Evet iddiaya hiç girmek kaybedersin kanka. Çok paranı alırım hiç senin. Hiç öyle hatırlamıyorum. Çok paranı alırım. Algı yaratıyorsun gibi geliyor. Hayır, şimdi gidip seyredeceğim böyle. Hafızan kuvvetli bir şeyleri hatırlatıyorsun ama iyi hatırlatamıyorsun. Onu hatırlayamıyorum abicim. Şu anda. Bakacağım evet. Ona. Aklıma yazdım ama bunu. Neyse, aklına yazmana böyle düşüncen olduğunu sevdim. Çünkü sonuçta aşk için yapıyorsun bunu. Kötü bir şey yok. Abi aşık olduysam eğer beni kimse tutamaz. Ben Dani'ye de giderim, Ayça'ya da giderim, Melis'e de giderim, Ceyda'ya da giderim, Ali'ye de giderim. Gel. Kız gel buraya. Mehtap. Mehtap. Gel kız buraya. Yükeceğim biliyorum yine sus. Mehtap. Tut bugün çeneni tut. Efendim Adnan'cığım. Gel canım gel. Efendim canım arkadaşım. Damacanı şurada. Soğuk su yok ya. Biz soğuk su kullanmıyoruz. Nereye gidiyorsun kız? Daha sohbetimiz yeni bir başladı. Bir hava aldım da geldim. Zaten anca havanı alırsın. Şimdi... Hadi konuş. Bana derdini anlat. Sana bugün psikologluk yapacağım. Çok teşekkür ederim. Anlat bana derdini yavrucuğum. Ne sıkıntın var ya? Bugüne kadar senin insanlara yaptığın, sana yapılınca neden zoruna gidiyor bana anlat.
İnsanlara yaptığım neymiş? Kötülük mü? Yok, kötülük değil. Ne? İnsanlar hakkında yorum yapma. İnsanlara yaptığım neymiş Adnan? Bir şey yapmıyorsun bak, kötülük demiyorum. Ben sana bugüne kadar kötü bir insansın demedim. Ben senin bugüne kadar yaptığın yorumlara çok kez katıldığım da oldu. Senin yaptığın yorumlarla ilgili Mehtap eğer bunu söylemeseydi buna cevap hakkımız doğmayacaktı diye de şeyler söylemişliğim var. Eyvallah. Ama ben zaten buna bir şey demiyorum. Ama senin yaptığın şeyi yapıyorum sana. Yorum yapıyorum, farklı açıdan bakıyorum ve sadece sana yapıyorum. Neden bu kadar çıldırıyorsun? Veya sen çıldırırken hiç başkaları ne hissediyormuş demek ki diye düşündün mü? Umurumda bile değil. Neden senin yapılın? Senin... Başkaları dediklerin kim? Başkaları dediklerim işte Hamza abi var bizim. Zübeyt dayı var. Ondan sonra Orhan abi git falan var bizim. Hı. Onlardan bak, bahsediyorum başkaları derken. Peki ne yapalım seninle? Bizi barıştırsınlar diye ya da barışalım diye bu yemeğe gönderdiler değil mi? Yok öyle bir şey demediler bana. Tövbe yani, bilseydim gelmezdim. Barışalım diye gönderdilerse falan. Giderim bak. Adnan sana yemin ediyorum, söz veriyorum. Bak seninle nasıl anlatayım? Dost olursak da dedişeceğim. Yani mutlu olacağıma inanıyor muyum? Hı hı. Şöyle mantıksal açıdan yaklaştığım zaman evet kafa yapımız az çok uyuşuyor. Ama mutlu olabilmek için sadece anlaşabilmek değil, hissedebilmek önemli olan. Benim için mutluluk, esas mutluluk hissedebilmektir bazı şeyleri. Ya sadece anlaşarak olmaz ki, dostun arkadaşına da anlaşırsın ama bu başka bir şey, bu duygusal bir şey. Bu daha kutsal bir şey yani. Anlaşmaktan daha öte şeyler var. Sevgi anlaşmak değildir, neden sesin? Şöyle anlatayım sana. Anlaşmaktan daha öte. Yanında bulunduğun adamla mutlu olmak. Bak bunu çok geniş bir açabilirsin. Yelpazesi çok büyük. Huzur. Huzur, evet. Sevgi, istek, arzu, tutku. Her şeyi bir arada topla. Ve bunların hepsinin bağlılığını kuvvetlendirecek tek bir unsur daha var. Ne? Evlat. Evet. Evet, evlat önemli zaten. Ama işte bunların oluşabilmesi için de bazı temeller gerekiyor ilişkide. Temel atmama izin ver. Sana bu mutluluğu vereyim. Sıkıştırma beni. Sıkıştırmıyorum seni. Sıkıştırıyorsun şu an. Kendimi köşeye sıkışık gibi hissediyorum. Bak öyle ithamlarda kalıyoruz ki. Acaba Nur oynuyor mu? Umurumda değil. Sana ve bana. Umurumda değil. Benim de umurumda değil. Ama hani sinek de küçük bir mide bulandırır. Biliyorsun. Gerçekten. Ve ben sana bir söz verdim. Seni üzmek istemiyorum. Çok teşekkürler. Ben sana bir söz verdim. Seni üzmek istemiyorum. Seni üzmek isteyen insanların da önünde duvar gibi durmak istiyorum. Hani sağlam, kaya gibi durmak istiyorum. Ama bunu yapmam için senden de birazcık ufak, küçük adım ya. Erdem bak, benim için gerçekten bu hayatta bazı değerler vardır. O değerler bir anda aşılabilecek değerler değil. Ve benim için bir insan düştüyse düştüğü yerde kalıyor. Ben bazı şeylerden korkuyorum, anladın mı? Güvensizlik sorunum var. Önyargılı olmak istemiyorum, evet. Ama o güvensizlik sorunu bende ön yargı oluşturuyor ister istemez. Bir sürü soru işaretleri oluşuyor kafamda. Ve bu benim bir şeyler hissetmem için hep böyle bir işte kalkan dediğim o. O kalkanları aşmak için karşımdaki insanın gerçekten bana bir şey hissettirebilmesi lazım. Bunu hani ben şey olarak söylemiyorum. Hani bunu yapacaksın, edeceksin. Ya bu elinde değil senin aslında. Bunu gerçekten içten geldiğin zaman ben hissedebilirim. Anladın mı? Dediğinde çok ince bir ayrıntı var, biliyor musun? Ne mesela? İçten gelmiyor muyum? Yani böyle bir durum da var. Şu an, hayır. Yani nereden baksan aradan 4 ay geçti Nur. Bak ben ben senin samimiyetinden hiçbir şekilde kuşku duymuyorum. Hı hı. İçtenlik, samimiyet olarak söylemiyorum. Yani o içindeki hani insan bir bakışıyla içine işler ya insanın, ondan bahsediyorum. Ben o sözümü unutma, müthiş lezzetli. Mantar mı? Yani ben o karşımdaki insanın bir bakışıyla beni böyle ne dediğini anlatabileceği şekilde olmasını istiyorum. Yani
sen bana baktığında ben anlayayım ki gerçekten bana çok büyük bir değer veriyorsun. Ve ben de o zaman zaten kalkanlarımı indirip bir insanı tanıma aşamasına geçebiliyorum. Sevebilme ihtimalini düşünebiliyorum. Ya bu süreç çok uzarsa? Ya bu süreçte ben soğursam? Ya bu süreçte ben olmazsam? Şimdi gong çalacak, kimse eğlenmeyecek ama yaşamak... o zamana kadar da bir vakit var. Evet, evet, haklısın. Ve benim istediğim tek şey ne biliyor musun? Biz buradan beraber çıkalım ya. Erdoğan. Ciddi söylüyorum, beraber çıkalım. Bir şey çıkalım. Söyleyebilir ama miyim bir sana? Adım istiyorum senden. Tamam, ben seni senden. Anlayabiliyorum. Yani ama teşvik gibi düşündüm. Gerçekten bizim aramızda bir şey olacaksa zaten bu gong olmuş, olmamış, gitmişiz, dışarıda olmuşuz. Aynı fikirdeyim. Yani bu ama zaten olabilecek bir şey. Ama sen dışarıdayken ben bunu kabul edemem. Ama düşün, ben buna senin belli bir süre kraliçe seçimlerini bile istemedim yani. Biliyor musun? Efendim? Ben senin kraliçe seçimlerini bile istemedim. Niye? Ya ben olmazsam kral? Ya ne alakası var? O özel bir muameleye gidiyor. Fark etmez ya sen başka birisiyle gidiyorsun. Ama arkadaşça da gidebilir insanlar. Neden sadece sevgililer mi kral ve kraliçe olabilir yani? Ben sana kendimi hareketlerimle ifade etmişimdir şimdiye kadar. Sözlerimle değil, sen beni hareketlerimle tanıyorsundur diye düşünüyorum. Demek ki tanıyamamışım seni. Hayır, çok iyi tanıdığın için bu kadar çok kolay beni yerebiliyorsun. Sorun da burada işte. Ben o zamanlar bütün seni samimiyetimle geldiğim için... Çok güzel çözdüm. Evet. Evet, şu doğru an söylüyorsun. Seni o kadar iyi tanımaya başladım ki sana nasıl hamleler yapacağımı... Farkındayım. Satranç misali çözdüm. Ama... Bu yüzden seninle uğraşmak hoşuma gidiyor, bu bir. İkincisi, içimin yağları eriyor. İçinin ya canım benim, kıyamam. İçimin yağları eriyor. Sen ile ilgili bazı şeyleri söyledikçe. Lafı çevirmeye çalışıyorsun. Benle ilgili bir sadece şey söyleyecek susuyorum. Bir şeyim yok. Seninle ilgili bugüne kadar asla geçmişi açmadım. Aç. Seninle bugüne kadar asla bir yerden vurmaya çalışmadım. Vurmadın. Her an anlık şeylerle söylediğin noktalardan vurdum seni. Benim bugüne kadar sana karşı söylediğim hiçbir şey yalan değildi. Hiçbir konuda. Gittin, Melis'le benim samimiyetimden dolayı Melis'e dedin ki... Allah'ım hala Melis konuşuyor. Bu çocuk senin dostluğunu kullanacak dedin. Ben de dedim ki kişi kendi gibi bilir dedim. Göreceksin Melis dedim. Dün kendini gösterdin bu bir. Dostluğunu kullanmadım Melis'im ben. Neyini kullandın? Kullanmadım. Neyini kullandın? Ben birini kız Melis'i, ya da erkek cinsiyet ayırmadan benim diyorsam... Sen nasıl gidip benim diyorsam, Melis'i Cansel'le ve Ceyda'yla arkasından çekiştirebildin? Çekiştirmek değildi ki, ekrana verileceğini bile bile konuştum. Yani zaten ben dedikodu yaptın çünkü demiyorum, çekiştirdin diyorum. Çünkü hiç fırsat bulamıyorum kendisiyle dışarıda ya da içeride konuşabilecek. Neden? Fırsatı bulamıyorum. Çünkü dediğime geldin. O Dani ile samimi olsa... Sen onu kaybedeceğinin farkındasın. Alakası yok. Ya? Alakası yok. Sadece ona söyleyemediğim şeyleri, yüz yüzeyken söylediğimde öfkeleneceği şeyleri bu şekil kamera vasıtasıyla yaptım. Hani biraz var, çalıştırırsan sen de bunu, hani bu yolları da denersen arkadaşınla aram hiç bozulmadan söylemek istediğini söyleyip o anda da onun tepkisini de görüp öyle devam edebilirsin. Onu sen yapmıyorsun işte bak. Aa, onu ben ne yaptım. Ne yaptım acaba? Emre ile ilgili içimdekileri sen söyledim, yapmadın, tartıştık. Ben yaptıktan sonra sen yaptın. Ben örnek bir gelin adayı değil miyim senin için? Örnek bir gelin adayı mı? Deli misin? Baş tacısın. Niye bana vermedin o zaman? İşte. Gerçi senin aday olarak olduğun kişilere... Sana veremiyordum zaten. Hı hı. Ama eğer verebilseydin de vermezdin. Nereden biliyorsun kendini seçeceğini? Gayet örnek bir damat adayısın yani. O anki durumda pek... Ya belki bir his, bilmiyorum. Yani bilemedim şu an. Ama şey, bir şey değil mi? O oylamada gerçekten insanlar objektif yaklaşsa eğer, herkes hak ettiğini bulur ama kimse objektif. Yani adaletli yaklaşım yok. Yani hangi ki mesela diyorum ki Ayça'ya, diyorum ki Ayça gerçekten hani Semih'e neden verdin? Mesela Melis için diyor. Ya da Melis'e neden verildiğini sorsan yine Semih için denir. Yani birleştirmek amaç onları. Hani birleştirmekse bu böyle bir şey altında o zaman söylenseydi ben bunu algılayabilirdim. Ama bu kral ve kraliçenin seçilmesinin amacı örnek, yani sevilen bir şeyin, karakterin
ya da davranışlarını daha uygun gördüğünüz. Hani bu ben demiyorum illa, bir başkası da olabilir ama sebep olarak sorduğumda, bunu sunduğunda bana anlamsız geliyor bunlar yani. Bir soru daha vardı. Son zamanlarda özellikle çok dikkatimi çekmeye başladı. Batu'nun sürekli senin hakkında konuşması. Önceden Batu Erdem'le, Nur Erdem'le olacak, sen olmayacaksın kardeşim, kusura bakma diye insanlara söylüyordu. Şimdi tam tersini mi? Bugün Erdem seninle de olmayacak, kusura bakma falan ve senin adını fazla geçirmeye başladı. O sırada sende gülümsemeler oluyor. İster istemez insan düşünüyor. Öyle bir şey dediğinde mi gülümsüyorum? Ne alakası var şu an? Nereye çektin konuyu? Çekmedim. Sadece kafama takılan bir soru. Batu böyle onu bir görüyorum. Cümle kullandığında ben buna gülümsemiyorum. Ben ne zaman gülümsedim? Batu'yla konuşurken gülümseyebilirim. Batu'yla ilgili bir konuda gülümseyebilirim. Bunları anlarım ama Batu seninle ilgili işte Nur Erdem'le de olmayacak zaten dediğini ben ilk defa senden duyuyorum şu anda mesela. Ne zaman duyduk biz bunu? Verildi mi? Size verilmedi. Ben duymadım işte bunu. Sen bugün de söyledi hatta. Yemin ediyorum duymadım böyle bir şeyi. Yani Batu'nun sana karşı bir ilgisi mi var Nur? Veya senin ona karşı hissettiğin var. Eğer böyle bir şey varsa ben tekrardan bir duvara çapmak istemiyorum. Hayır Erdem, söyle bir şey var bak. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Empati kurmanı isterim senden. Ben Batu ile ilgili zaten gerekli açıklamayı yaptım. Batu eğlenceli bir insan, komik bir insan, ne bileyim enerjisi güzel bir insan. Ayça olmasaydı, eğer benimle tanışma yoluna girmek isteseydi tanıyabileceğim bir karakter. Hani gerçekten çünkü hani ben böyle şeylere önem veriyorum ama bir şey hissedebilir miyim bilmiyorum. Sadece tanıyabileceğim bir karakter olarak söylüyorum. Ama şöyle bir faktör var, Ayça benim yakın arkadaşım. O yüzden benim gerçekten bunu aşabilmem çok zor. Yani öyle bir şey olamaz. Benim için en yakın arkadaşımın eski sevgilisi benim flörtüm olamaz yani. İşte bak bu platformun altına sığınma derken ondan bahsediyorum. Bunu söyledikten sonra insanlar şunu düşünecekler, ev halkı. Ne bu böyle bir platform. Tanıyabilirsin yani. Herkes burada birbirini tanıyabilir. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Platform yüzünden yarın demiyorum bunu. Sade bir ilişki istiyorum Nur. Yani şu açıdan, insanların karışmadığı, insanların müdahil olmadığı, kafa karışıklığı yaratmadığı. Anlatabiliyor muyum? Erdem, bunu platform için söylemiyorum ama ben farkındaysan. Platformun arkasına zaten sığınmıyorum. Arkasına sığınmış olsam derim ki ya burası böyle bir platform. Ben istediğimi tanırım i̇şte kardeşim. Ben sana onu söylüyorum. Bazen bu kelimeyi diyorsun. Ama benim söylemek istediğim şu. Ayça'yla evde bir aşk yaşamış bu adam, tamam mı? Hı-hı. Ve Ayça benim çok yakın arkadaşım. Ben zamanında bunların aralarını yapmaya çalıştım. Böyle bir durumu aşmak benim için çok zor bir durum. Ve ben kendimi böyle bir topun altına koymak istemiyorum. Yani bu benim için zor bir şey. Aşılması zor bir şey, anladın mı? O yüzden istemediğimi belirttim zaten. Aynı şekilde Batu da bunu belirtti. Biz arkadaş olarak birbirimizi seviyoruz şu an. Başka bir tercihimiz zaten yok. Eğer ben Batu'ya çok yoğun bir şey hissediyor olsaydım bunu zaten söylerdim açık ve net yani. Bir şey hissetmiyorum. Gerçekten arkadaşlıktan öte bir şey yok aramızda yani. Ama can sıkıyor. Ama ne yapabilirim ya nereden? Yani bak şu önünü an kesebilirsin mesela böyle şeylerin. Önünü nasıl kesebilirim? Söyledim, ben arkadaş olarak görüyorum. Batuhan şu an benim yani Batuhan benim bir şeyim olamaz. Ayça var diyorum. Ben daha ne diyebilirim? İmkansız aslan. Yani ne yapayım? Ortalığı mı ayağa kaldırayım yani? Nasıl bir tepki koymamı bekliyorsun ki? Sıkıntı yok mu yatarım? Yok mu? Senin insafın yok mu? Yok. Bir güler yüzün. Sana armağan etmedim bu şarkıyı. Güler yüzüm de yok. Dağ mısın, taş mısın? Adnan, sana şarkı armağan etmedim. Ben sana oradan gelen şarkıyı açtım. Uzak mı? Bu veda, bu hal tuzak mı? Ak mısın, bana yasak mı? Dağ mısın, taş mısın? Can özüm, bahar geldi. Dalları kiraz bastı, yedi kat eller yakın oldu. Gel barışalım artık. Ah iki gözüm, seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret,
gel barışalım artık. Sana söylemiyorum. Sana söylediğim gün dilim kopsun. O dilin elinde görmek istiyorum. Yok mu senin insafın? Uğraşma artık benimle, ne olursun. Gerçekten. Tamam hadi gel dans edelim. Ya defol git. Gel, dalga gel, mı geçiyorsun? Gel. Hayır. Gel kız. Hayır gitme. Kız gel. Hayır ya, manyak mıdır nedir, dans falan etmek gel, istemiyorum. Gel dans edelim kız. Yer değiştirelim. Allah'ını seveyim gel dans edelim. Anne. Hayır istemiyorum. Gel dans edelim. Ya zorla işkence mi etmiyorsun? İnsan düşmanıyla dans etmez. Özür eder, dile eder. Benden. Tamam, özür gel. Dilemeden dans falan gel, dans etmez. Özür dilemek. Geçen hafta özür doğum günü dansını aramadın. Özür dile. Gel kız buraya. Geçen hafta beni üzdün, ağlattın. Özür dile. Önce özür dile. Niye dileyim oğlum? Ağlattın öylesine dans çünkü. Edeceğiz bak. Parça çalıyor. Geçen doğum hafta... gününde yaptıkların için özür dile. Tamam, sonra yerdiklerin için doğruları söyledim, acı geldi diyerek. Bunların hepsini bırak bileyim. Oğlum bir dans edeceğiz alt tarafı. Hayır ya. Ayıp olmasın. Adam o kadar şarkı söylüyor. Gel gel. Biri bakıyor. Ayıp. Gel gel gel. Ya hayır. Gel bir dans edelim. Bir dans edelim. İmdat. Geçen hafta doğum gününde dans edemedik. Şimdi dans edeceğiz. Gel. Bitiyor. Bir selam lütfet. Bu ne çok hasret. İmdat. İmdat. İnsan kurdun eline kuzu verilir mi? Hiç mi insafımız yok? Geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakın oldu. Gel barışalım artık. Adam. Dans ediyoruz. Adam bırakır mısın? Gel dans edelim. Gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet. Bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Niye bu şarkıyı seçmişler ya? Artık. Adam kabul etmiyor. Sen insanlıktan anlamayan bir insansın. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sen gibi görünen. Ağzınıza sağlık. Bu dansı... Ne? Barışın. Yok ben pek... Arkadaşım geldi. Hah, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun bacım. Allah senden de razı olsun bacım da şöyle bir şey yapalım. Merhaba. Kardeşim kalk bakalım sen oradan. Dışarıdan sandalye getir. Bu bir doğum günü hediyemdi. Ben çok sert bir tepki koyabilen bir insan değilim zaten. Çok fazla sinirlenmedikçe. Ama benim bu konu yüzünden gerçekten üstüme çok gelinirse artık ciddi manada sertleşeceğim yani. Çok sıkıldım çünkü. Üzülüyorsun, ediyorsun. Ben buna çok kızıyorum. Yani sana değil, bu duruma çok kızıyorum. Senin o durumda olmana çok kızıyorum. Sinirleniyorum ya bildiğin. Hani... Anlatamam sana. Niye sinirleniyorsun? Niye mi sinirleniyorum? Ben senin ağlamanı şey istemiyorum. Senin ağlamandan haz alan insanları görmek istemiyorum. Benim ağlamamdan kim haz alıyor? Bir bak etrafına ya. Tamam bunu şimdi bu konuyla alakalı... Hayır alakalı... anlatamıyor muyum? Sinirlerim bozulacak ileride. Böyle bir şey ortaya çıkacak. Bunlar uzatılacak falan. Ya boş ver. Boş ver. Yani dediğim gibi gerçekten bu kafana, şu an kafana takabileceğim bir şey değil. Bir insan gerçekten birini istiyorsa gözlerini kör eder. Ben buna inanıyorum. Edeyim mi? Ya. O sana kalmış bu, senin tercihin. Ben hiçbir zaman benim için şunları yap demem. Sadece fikrimi söylüyorum sana. Benim için gözlerini kör etmeni istemiyorum. Etmek senin elinde. Zaten Nur, ben birisiyle ilgilenirken başka bir insanı düşünemem. Ben tek odaklı bir insanım. Tek merkezli bir insanım. Eğer ileride biz seninle bir şeyler yaşıyor olursak bunu zaten göreceksin. Ama az çok da nasıl yaşadığımı biliyorsun. Sakın ha, sakın! Sakın, 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 sakın. Yemin ediyorum bu sefer düşman oluruz, sakın. Düşman oluruz. Bırak bunu. Barışıyor muyuz? Bırak bunu. Barışıyor muyuz? Çek elini. Barışıyor muyuz? Çek elini, ona zarar gelirse ondan sonra gösteririm sana. Geç şuraya. Geçmiyorum. Sen kime emir veriyorsun? Biliyoruz, ediyoruz. Kime emir biliyoruz, veriyorsun? Biliyoruz, ediyoruz. Sakın. Kime emir veriyorsun? Sakın, ona bir daha dokunma. Allah Allah. Sakın ona bir daha dokunma. Sakın. Nereye gitsen bir şey var. Nereye gitsen bir şey var. Zoruna mı gidiyor Mehtap? Bir şeyler. Neyse Mehtap. Ben katılmayacağım muhabbet. Bak güzel güzel konuşuyoruz. Tamam. Bu tarz şeyler yaparsan
Seninle bu sefer o final günü diyorum ya, final günü bile barışmam, daha fazla uğraşırım. Finalden sonra sen kim öle kim kala. Tadında uğraşıyorum seninle. Tadında uğraşıyorum seni de tadında bırak. Anam bırak, kavga ediyor. O zaman uğraşacağım seninle. Ya çekilsene Batu. Ben elden ömürümü kestim. Batu çekilsene oğlum. Eğer Murat için Ali'yi bıraktım, bilmem ne muhabbet. Şu çorbadan beni çevirir miyim? Aa kanka. Adnan rica ediyorum. Bu ev. Ben Ali'den ümidimi gerçekten kesiyorum. Herkesin. Ne zaman uğraşmayı keserim biliyor musun? Murat abi tekrar bu eve dönerse seninle uğraşmayı keserim. Allah aşkına ben Murat abim bu evden gitsin dedim mi? Dedim. Demedim. Dedin. Dedim. İçeri girmek için reyting bilmem ne her şeyi yaptın veya yapıyorsunuz. Bak beni konuşturma. Krallık bitti diyorum. Üstüne dikkat etmem. Ben sonra kral yokken de zaten krallık yaparım Tankut. Evet ben Emre'ye aşığım. Seviyorum. Hadi şimdi gitsene bu evden. Bu insanlar iki ay önce sevgililik nikahıydı. Senin de haberin vardı. Ve çok ciddiyim bu konuda. Hatta ben şu an bu yüzüğü parmağıma takacağım. Çekivermeden önce açıklamam gereken bir şey var. Yok, hayır, hayır. Çek kime giderse gitsin, bugün iki kişi elde. Yazık, yazık, vallahi yazık, yazık. Çok fazla sürpriz gördük, artık yeter. İnanmıyorum. Sure.